Evet, 5 Kasım Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten güzel bir hafta sonu olmasını diliyoruz. Ve her hafta sonu olduğu gibi, her cumartesi pazarı olduğu gibi ben Hakan Cantınas, program arkadaşlarım, sevgili Eray Balcı ve Ümit Sadi ile birlikte güzel bir program olmasını temenni ediyoruz. Evet, dolu dolu bir Son Düzlük olsun dedik ve hemen arkadaşlarıma dönüyorum. Eray, geçtiğimiz hafta nasıl geçti senin için, neler söyleyeceksin? Fena geçmedi ama kışı da getirdik. Evet. Havalar iyi deniye soğudu. Yurdun bazı bölümlerinde de yağan kar yağışları İstanbul'a da soğuk havayı hissettirdi. Onun dışında yarışlarımızı takip ettik. Malum hafta içerisinde takımlarımızın Avrupa macerası vardı ki çok önemli sonuçlar alındı. Baştan başlayarak Beşiktaş'ta başlayalım. Salı günü oynadı Napoli ile. Çok zevkli, çok heyecanlı bir maç oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen maalesef skoru koruyamayarak birbirlik beraberlikle ayrıldı ama grupta yine iddiası devam ediyor. Sonrasında Perşembe günü Fenerbahçe Manchester United gibi önemli bir takımla mücadele etti kendi sahasında. Baştan sona kadar üstün oynadığı maçı 2-1 kazandı ki en az 4-5 olacak bir maçtı. Fenerbahçe'yi bu yıl oynamış olduğu maçlarda en çok beğendiğim maçlardan biri Perşembe günü Manchester'la oynadığı maçtı. Öyle bir dev karşısında oynayabileceğin en iyi maçı oynadın ama maalesef Emenike'nin kaçırmış olduğu 2-3 tane ciddi gol pozisyonu sonrası 2-1'e gelen maç son 5 dakikada biraz sıkıntıya dönüştü. Her şeye rağmen kazandı. Kutluyorum onları. Osmanlıspor Villarreal İspanya deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı ki onları da kutlayalım. Bu yılın flash takımlarından biri. Mustafa Reşit Akçay önderliğinde çok iyi top oynuyorlar. Konyaspor mağlup oldu. Onun dışında haftanın özeti böyleydi. Yarışlar, peki, maçlar derken güne geldik. Evet, peki Ümit, senin için nasıl geçti hafta, neler söyleyeceksin? Vallahi çok şükür yani normal rutin geçiyor zaten. Sezon bitince biraz daha heyecan azalıyor ya. Yani yaz yarışları bence daha zevkli. Biraz daha kışa döndüğü zaman yani eski dönemdeki hemen hemen ek yarışlar zamanındayız şimdi. Değil mi? 5-10 gün. Eski dönemde öyle. Önceki dönem. O yüzden biraz daha durgun geçiyor. Ama çok şükür elimiz ayağımız sağlam. Bugüne de hazırlığımızı yaptık. Bakalım belki bugün iyi bir şablon çıkarabilirsek en azından bizim de bir heyecanımız artar. Evet. Bakalım. Pekala, o zaman dolu dolu bir Son Düzlük olsun, keyifli bir Son Düzlük olsun diyoruz ki bizler hafta sonları cumartesi pazar program öncesi ve sonrasında çok büyük keyifle geliyoruz. Gerçi bu aralar pek tadımız yok. Dün özellikle maalesef Diyarbakır'da yaşanan talihsiz terör saldırısı sonrasında da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Dün tatsız bir gündü. Maalesef Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde yaşamış olduğumuz terör saldırısı sonrasında. Peki o zaman arkadaşlarım tweet adresimizi ekranlara bir kez daha versinler. Biraz sosyal medya kullanımında malum biliyorsunuz bir iki gündür yavaşlamalar, ağırlıklar söz konusu. Dolayısıyla fotoğraflı tweetimizi gönderemedik ama mesaj olarak attık. Dolayısıyla sizlerden ricam benim en son göndermiş olduğum Son Düzlük başlıyor 10.30'da Tay TV'de tweetini kendi kitlelerinize eğer retweet ederseniz en azından daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Bu vesileyle teşekkürlerimizi biz bir kez daha iletelim. Ve arkadaşlarım da ekrana verirlerse Tekin Bey'e teşekkür ediyoruz. Tekin Öğe'ye. Fatih İnce sevgi ve muhabbetle ekranlarımıza hoş geldiniz canlar demiş. Fatih Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Yine Sağlam Banko İzmir'den günaydın Hakan abi, yayınlar diliyorum. Eray ve Ümit'e de sevgiler, herkese bol şanslar demiş. Çok teşekkürler. Şafak Hanım'a buradan selamlar ve teşekkürler. Ercan arkadaşımıza yine Son Düzlük Tay TV'de 10.30'da tüm dostların katkı ve katılımları bizi mutlu edecektir. Bekleriz tweetini. Mümkünse retweet ederseniz eğer çok mutlu edersiniz. Bizleri de daha da geniş kitlelere ulaşmış oluruz böylelikle. Günaydın Beşiktaş demiş Ercan arkadaşımız göndermiş. Ümit Sadi nostaljisi Monstra binin Ümit Sadi, Fuat Çakar ve Cuma Dursun'la kafa boyun finişte 13 yıl geçti. Belki hatırlar demiş. Ümit hatırlıyor musun bu yarışı? Tabii tabii. Kemal abinin hatına binmiştim orada. Evet. Kulaklar içindesin. O dönem biraz direktiften kaybettik koşuyu. Bir türlü padokta o dönemin antrenörüyle anlaşamadık direktif konusunda. Herhalde ben fotoğrafçıda kaybettiğim tek yarış bu. Yani genelde kazışım çıkartır bulurlarsa bir tane fotoğrafçıda kaybettim. Yok yok yani tam net hatırlamıyorum ama %99 çıkar bir tane. Ya, çıkabilir canım yani ne yapalım biz de %99. Leo Franco detörü değiliz. Yok tek yarış deyince hani. Tek yarış muhtemelen birincilikte.
Birincilikte. Birincilikte. Yani hiç kaybetmedin. Yani baş falan olabilir ama boyun burunla bir peki şeyleri faulle kaybettiğin yarışları sayarsın. Faulle de olacak. Hatalar değişenleri ne yapacağız hocam? Değişenleri ne yapacağız? Peki. Murat Doğan'a teşekkürler. Erbil Kutlu'ya teşekkürler. İstiye Ganyan Bayi'ne teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz. Emre Kotbaş'a Trabzon'a selamlar. Hakan Kılıçarslan'a Ankara'ya buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Selçuk Şahin'e yine İstinye Ganyan Bayimizden selamlar, sevgiler. Sizleri sizlerle izleyen herkese İstinye Ganyan Bayimizden bol şanslar diliyoruz mesajı var. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Bugün biraz sosyal medya kullanımı da az yavaşlıktan dolayı şöyle gelen mesajlara da bir tekrar bakalım. Cem'e, Cem Gündüz'e teşekkürlerimizi iletelim. Yine Gökhan Yamar, Hakan Kılıçarslan, İsmail Coşar. Yine selam ve sevgiler Doğan ailesine selamlar demiş. Özellikle Murat Doğan göndermiş. Biz de buradan Doğan ailesine selamlarımızı iletelim. Erkan Karakoç'a teşekkürler. Tekin Öğe'ye teşekkürlerimizi iletelim. Son bir parti daha bakalım geliyor mesajlarınız ama Mehmet Kabadayı'ya ve Yasin arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletelim. Twitter adresimiz zaten ekranlarda tutuyor arkadaşlarımız. Sıkça ekranlara gelecek. Sizlerin de katkı ve katılımlarını bekliyoruz. Dediğim gibi henüz retweet etmeyenler varsa seviniriz. Eğer kendi listelerine gönderirlerse Aydoğan Turan günaydınlar, selamlar demiş. Metin Göre'ye buradan Kemalpaşa'ya, Bursa'ya sevgiler. İbrahim Karaman, Sefaköy 666'ya da yine sevgilerimizi iletelim. Dediğim gibi retweet ederseniz en azından saati kaçırmamış oluruz. Çünkü sabah İzmir'den sevgili Sinan sordu abi program kaçta diye. Pazarları 10'da biliyorsunuz. Cumartesi günleri 10.30'da yani cumartesi 10.30'da başlıyoruz. Yarın biraz daha erken başlayıp erken bitiriyoruz. Bir süre daha, kısa bir süre daha böyle. Ondan sonra yeniden 10.30'lara devam edeceğiz. Yine bakıyoruz. İlyas Emir Karadağ buradan selamlar, sevgiler. Atçı dostlarımızdan merhum İlyas Çokay'ın torunu ve atçılığa da aynı şekilde devam ediyor. Evet. Selamlarımızı iletelim Emir'e de buradan. Can Bayraktar'a teşekkürler. Aydoğan Turan'a teşekkürler. Murat Çağımlı, iyi yayınlar. Eray Bey'in süper yorumları Allah vergisin. Bu atların kazanma oranlarını bu kadar net verebiliyor. Tebrik ederim demiş Murat Bey. Sağ olsun Murat abi. Yine günaydın, selamlar demiş Aydoğan Turan ve şu Jockey Ligi'ni geçen hafta konuşamamıştık, ona geçeceğiz. Selçuk Şahin'e, Mehmet Bey'e teşekkürler, Can Bayraktar'a teşekkürler dedik. Dediğim gibi henüz tweet etmeyenler varsa da seviniriz dedikten sonra Jockey Ligi gelsin, tekrar döneriz tweetlere, bir lige bakalım. Çünkü dün akşam saatlerinde bir ara bir eşitlendi diye gözüktü ama sitede herhalde sonra bir değişiklik oldu. Muhtemelen bir yanlışlık oldu. Bir yanlışlık oldu orada. Bir gelsin bakalım ekranlara, bir Jockey Ligimizi de görelim son durumda ne noktadayız. Vola da verirsek eğer süper olacak ligimizi, Jockey Ligimizi. Evet, bir yarışa kadar düştü. Evet. 12-13 yarışı olmuştu. Dün akşam saatlerinde bir ara 204'tü. Baktık sonra demek ki güncellemeler yapılıyor demek ki son anda. Şu anda 204-203, ben yine iddiamı sürdürüyorum. Yani Halis Karataş böyle bir ara bir fark 12-13'lere çıkınca hemen şeyler geldi ama net bir şekilde görüşümüz ortada. Zaten 203 birincilikte de artık bir yarış kaldı. Bugün Ankara'da, yarın Halis Karataş İzmir'de. Öyle mi? İzmir'e gidiyor. İzmir'de de Kafi Bin ile şeye biniyor. O Yılma Başar'a biniyor. Kafi Bin ve Yılma Başar için gidiyor. Özcan tabii İstanbul'da at binecek. Bugün farklar var. Dolayısıyla devam edecek ama tabii görüşümüz bu noktada net ve ortada. 300 yarış fark var. Şimdi bu noktada da baktığımızda yani 300 yarışta eşitlendi. 300 kere fazla at biniyor Özcan. Orada farklar eşitleniyor. Yüzdesel açıdan da baktığımızda %31 oranını Halis Karataş %32'ye çıkarttı. Dolayısıyla birincilik yüzdesinde de az öz at binip burada da listede %32'de görüyoruz. Özcan Yıldırım 204 birincilik, Halis Karataş 203 birincilik, Ahmet Çelik 173 birincilik, Gökhan'la arasında onu yine bunu da daha önce öngörmüştük. Bundan 2 ay öncesinde 3. 4. mücadelesi olur demiştik Ahmet ve Gökhan arasında. O mücadelede sıkı bir şekilde devam ediyor. Gökhan'ın cezası vardı, bitti o. Ahmet'le 3 yarış fark var. Bakalım bu fark kapanacak mı? Mehmet Kaya'yı 141 birincilikle görüyoruz. Onun da bir ceza süreci vardı. O birazcık artık düştü 3. 4. mücadelesinde. Hışman'la 5. 6. mücadelesini görüyoruz. Hışman Çizik Jockey'le geçtikten sonra devam ediyor ve 1027 yarışla 1000'i devirdi. Binler kulübüne girdi. Şu anda 11 ayı dolu dolu bitirmiş durumdayız. Daha doğrusu 10 ay bitti. 11. aya girdik. Ve bu noktada da açıkçası 10 ayda 1000 yarış, ayda 100 yarışa geliyor ki
hakikaten önemli bir başarı. Geçen sene var mıydı Kasım ayında 1000 yarış devre? Hiç sanmam. Yani yoktu, değil kolay mi? Bir şey değil hatırlıyor çünkü. Hatırlıyor musun sen? Tam hatırlayamıyorum da bir tane vardı 1000. Bini ama şey, sonunda yıl sonunda. Sonunda mıydı? Hatırlamadım. Yıl sonunda vardı. Yıl sonunda Özcan da devirir çok rahatlıkla. Gökhan geçen da, seneyi açtım ben şimdi. Evet. En çok Mehmet Kaya binmiş 1058. Yıl sonunda değil yıl mi? Yıl sonunda. Bak 2 ay öncesinden yakalamış durumda şu anda. Özcan da neredeyse. Efendim? Özcan'la Gökhan Kocakaya neredeyse yakalayacak. Evet. Dolayısıyla hani geçen seneki oranlar biraz daha farklı. Bu sene evet. Hışman çizeyim 1027 kezle en çok at binmiş jokey olduğunu görüyoruz. Akın Sözen 670 pardon birinciliklere bakalım. Akın Sözen 120. Akın'la Hışman arası kapanır mı? Ya da birazcık açıkçası tereddüt olabilir. Mustafa Çiçek belki yukarılara biraz daha tırmanabilir ki Mustafa da geçen seneden bu listede kalıp kalmayacağı konuşulan isimlerden biriydi ki Mustafa da yerini sağlamlaştırdı. Mustafa Çiçek 8. sıraya yerleşti. Akın'la Mustafa arasında bir değişiklik olur mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Merhum Ömer Kaya'yı listeden çıkarmıyoruz ki onu her daim hatırlayalım diye bu sene boyunca. Ki hep aklımızda her zaman kalplerde, gönüllerde olacak o ama merhum Ömer'i 109 birincilikle görüyoruz. Burada Kadir Tokaçoğlu 89 birincilik, Ayhan Kurşun 85 ki Ayhan listeden düştü düştü çıktı. Şimdi artık o da 85'le yukarıyı pekiştirdi, sağlamlaştırdı yerini 85 birincilikle. Selim Kaya'yı 82 birincilikle görüyoruz. Selim de bu listede en az at binen jokey. Yani baktığımızda ilk 15'i alıyoruz biliyorsunuz birincilik oranına göre. En az at binen jokey durumunda görüyoruz. Ayhan'ın da %10 birincilikle de yüzdesi en az iki jokeyden biri. Ayhan Kurşun ve Mehmet Keskin ikilisini görüyoruz. Ramazan Aslan listeye girdi ve önümüzdeki yılında kalıcı isimlerinden biri gibi gözüküyor bu listede. Jokeyliğe ya, kaç yarışı kaldı? Jokey oldu Ramazan. Dolayısıyla 100 yarıştan olan arkadaşlarımızdan jokey oldu. Önümüzdeki listede bakalım önümüzdeki sene burada tutunabilecek mi? Veya bu sene aşağıdan gelenler kim onlara bakacağız. Uğur bir ara aşağılara doğru gitmişti. Listenin altına düşmüştü hatta 15'in dışına çıkmıştı. O da yine son dönemlerdeki başarılı performansıyla yeniden toparladı. Ve bu listede zaten olması gerektiği yerde Uğur'u da orada görüyoruz. Mehmet Keskin, jokey olan, apprentilikten jokeyliğe geçen isimlerden bir tanesi. 77 birincilikle devam ediyor. Bu arada Hışman Çizik'in hafta içerisinde yaşamış olduğu, hafta sonu yaşamış olduğu talihsiz kaza. Yalnız orada ben kazaydı. Mehmet Keskin değil, Metin Hamedi'nin de içeriden gelenin de kusurlu olduğu kanaatindeyim. Evet. Metin'in ve Mehmet'in ikisinin birden çıkıyor. Biri içten dışarıya çıkıyor farkındaysan. Biri de dıştan içeriye geliyor. Ceza sadece Metin'e kesilmiş. Yani Mehmet Keskin'e gelmiş zannederim ama sonuç itibariyle Mehmet Keskin'in de Metin bu listede yok ama Mehmet Keskin'den konu açılmışken ki bir ceza da geldi herhalde buradan ya da bir savunma istediler. Sonuç itibariyle bu kardeşlerimizin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hışman'a da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Buradan çok kötü bir kazaydı. Tabii. Geçmiş yani ben olsun. Ben çok korktum. O kalkamayınca aynen. Eyvah dedim evet, zaten. Bir de at da üstüne devrildi sonrasında. Evet. Allah i̇şte korudu. O şeyin, yeleğin ne kadar koruyucu olduğunu evet. Orada bir kez daha görmüş olduk. O çelik yelek, o değil mi Ümit? O tabii. Atın o üzerine arkadaşlar onu bir bulur musunuz Ferhat? Ben rica edeceğim senden. Pazar günü birinci ayak. Geçtiğimiz pazar günü birinci ayak start çıkışını bir alalım. O koşuyu bir konuşmak istiyorum. Ben Ümit listeyi konuşurken. Pazar günü geçtiğimiz pazar birinci ayak Altılgay'ın ilk ayağı Hışman Çizik'in düştü ve devamlı şöyle bir alınmaz bir şey. O koşuyu konuşalım. Evet Eray. Öncelikle Allah bütün jokeyleri kazadan beladan koşuyu korusun. Koşuyu konuşacağız evet, orada da söyleriz zaten. Şeyi bir alalım. Özcan Yıldırım'la Halis Karataş arasındaki fark 1'e düştü. 30-35'lere kadar çıkmıştı bir ara yanlış hatırlamıyorsam. Ama ya 35 yarış olmuş. Evet 35 yarış olmuştu. 1'e kadar düştü yıl sonunda. Halis Karataş yine zirvede tamamlayacak gibi gözüküyor. Onun dışında tabii Gökhan'ın ceza almasını Ahmet Çelik iyi değerlendirdi. Üçüncülüğe evet. Kadar tırmandı. Birincilik yüzdesi olarak da %20 baremlerine geldiği zaman bence önemli bir başarı. Onu da ayrıca kutlayalım. Mehmet Kaya malum son zamanlarda biraz daha az at binmeye başladı. 141 birincilik. Yerini koruyacağını düşünüyorum ben Mehmet Kaya'nın. Hışman Çizik 1027 kez at binip 133 birincilik. Önemli başarı. Jokey olduktan sonra da kazanmaya devam ediyor. Akın Sözen 120 bu yıl çok fazla cezalar oldu. Yurt dışı seyahatleri vesaire, umre ziyaretleri sonrası
yine 120 birincilik alması kendi ortalamasını koruduğunu gösteriyor. Önceki yıllarda da benzer yerlerde devam ediyordu. Mustafa Çiçek 4 yıldır at binen biri. Az önce onunla ilgili bir istatistiği çıkardım. 2012'de at binmeye başlamış. 451 birinciliği var. Ortalama her yıl 100 yarış kazanmış. Evet. Çok önemli bir başarı. Kutlamak istiyorum. Ki jockey olduktan sonra listede artık olamaz, olur. Bayağı bir tartışmalar yaşanmıştı. O bence kalitesini göstermeye devam etti. Ömer Kaya Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettiğimiz kardeşimiz. Tokaçoğlu yine kendi ortalamasını koruyan ve devam eden jokeylerden biri. Selim Kaya malum bu yıl çok fazla at binmedi. 407 kez at binerek en az at binen jokey konumunda. Ramazan Arslan taze jokey oldu. Uğur Polat, bence Uğur Polat'ın kalitesi buralar değil. Ben her zaman söylüyorum. Uğur Polat daha yukarılarda olması gerekiyor. Mehmet Keskin listede yer alıyor. Alican Binizetoğlu, Ayhan Kurşun bu haftayı çok iyi değerlendirdi. Onu da kutlamak istiyorum. Listeden düşen Gündüz Eli var ki... Onu soracağım. Listenin altı nasıl? Mehmet Keskin'in altı ne durumda? Mehmet Keskin'den sonra Alican Binizetoğlu var. 75. 75. Sonrasında Doğrukan Palaur 74. Murat Gündüz Eli 75. Oralar değişebilir. Yani şeyle Murat, Doğrukan ve kim? Binizetoğlu. Evet. Oralar yukarısı 72'de 2-3 yarışlık. Murat için Bursa'nın açılması gerekiyor. Yani evet. Bursa açılmadan listeye zor girer bence. Çünkü her hafta biraz daha yüzdesel olarak geriye doğru giden bir Murat var. %28 de başladı Ankara'da yılbaşında. Şu an %20 birincilik yüzdesi. Bayağı bir düşüş var. Bursa'yı bekleyeceğiz onun için. Peki ama diğer arkadaşların da yani Alican Binizetoğlu'nun, Doğrukan Palaur'un da yukarıyı zorlayacağı. Doğrukan özellikle net, İzmir'de. Doğrukan İzmir'de çok evet. İyi. Dün de birkaç yarış kazandı arka arkaya. Başarıları devam ediyor. Koşu hazır mı? Hazırmış. Ümit'ten bir değerlendirme alalım. Sonra o koşuyu bir değerlendirelim. Hafta içeri, geçen hafta pazar günü yaşadığımız talihsiz kazayı. Evet. Ümit. Şimdi yani jockey listesine baktığımızda yani şunu görüyoruz. Hafta 14 yarış günü var. Evet. Hemen hemen ağırlıklı olarak 7'sine 8'ine biniyor at binen arkadaşlar. Yani Diyarbakır'a, evet. Elazığ'a ve Urfa'ya gitmeyenler. Dolayısıyla 100 yarış iyi yarış abi. Kışman özelinde mi? Genelde. Genelde yani 14 yarış günü var. Artık jokeyler için belli bir sayı, evet. Var artık. Yani 2-3 senedir biz de takip ediyoruz hemen hemen. Yani 100 yarış iyi yarış. 100 yarış kazandığın zaman otomatik olarak bir defa bir yerdesin. Çünkü ne olur şimdi bundan sonra? Kadir yapar 100 herhalde değil mi? Tabii. 11 tane kalmış. 2 ay var yapar. Bursa Kocaeli. Ayhan da böyle 1-2 hafta tutturduğu zaman 7-8 yapıyor bazen böyle 2 haftada. O da muhtemelen geçer. Selim biraz at biniyor. O da... Evet yani, evet. Yani genelde... Selim'in biraz da... Biz Jockey Ligi sonrasında hemen o konuyu paylaşacaktım. Tabii sevgili Ramazan Kaya'nın da hani bu dönem sağlık sorunlarıyla, evet. Uğraşıyor olması ki, evet. Bugün doktorlara yine bir açıklama yapacak. Hafta içerisinde çarşamba günü bir açıklama yapılmıştı. Doktorlar yapılan kontroller sonrasında durumunun geriye gidişi olmadığını ama sabit olduğunu, onların istedikleri noktada şu anda bulunduğunu ama henüz uyandırılmadığını, dolayısıyla ilacı yani uyuttukları ilacı azaltaraktan uyandırılmasını sağlayacaklar. Tabii uyandıktan sonra asıl gerçek noktayı, evet. Söyleyecekler. Tabii o ameliyat geçen hafta, bugün ameliyatı olmuştu. Cumartesi gecesi geçen hafta acil olarak bir, evet. Operasyon gerçekleşmişti. O ameliyatın iyi ki olduğu yönünde herkes hemfikir. Eğer o ameliyatı olmasaydı durum çok daha kötü noktalara gidebilecekti. Ama o ameliyat sonrasında doktorların beklediği doğrultuda seyrediyor. Çok çok önemli büyük aşamalar olmamakla birlikte en azından yine çünkü hayati tehlike devam ediyor. Hayati, evet. Tehlikesinin devam ettiğini açıkladı doktorları. Ama en azından kötüye gidişi olmadığını, stabil olduğunu gördük. Bugün bir açıklama daha yapacaklar. Acil şifalar diliyoruz. Şimdi yaklaşık 10 günü geçti tabii. Uyutuluyor. Acil şifalar bakalım. Bugün aslında şu cumartesi, pazar bu 3 günlük süreç son derece önemli. Tabii bilgileri biz de sürekli hafta içerisinde alıyoruz gelen bilgiler doğrultusunda. O yüzden Selim olsun, Mehmet olsun biraz daha bu konuda az at biniyorlar. Hani bin olmayabilir, evet. Belki ama... Bu sene bir de en fazlalı senelerinden birine geçti. Çok, Selim çok, Bey. Çok. Bilemedim. Bir arada yine kendi de evet. Şey oldu. Vallahi Allah yardım etsin aileye hoca, ne diyelim. Hep geçen hafta da uzun, evet. Uzun bu konuyu konuştuk programda. Allah yardımcıları olsun. Ama Mehmet'le geçen biz Ömer'in taziyesinde de oturduk. Bayağı bir uzun uzun sohbet etmiştik Selim'le, evet. De. Ramazan Kaya'yı ziyarete gittiğimizde ilk hastaneye sohbet etmiştik. Sonuçta hani
Bunlar bir sınav diyorlar onlar her ikisi de. Dualarımızı edelim, esirgemeyelim düşüncesindeler. Evet. İnşallah olumlu sonuçları, haberleri alacağız diyoruz. 100 yarış demiştim. Evet, 100 yarış iyi yarış abi. Yani evet. Bugün at binen jokeylerin otomatikman odaklanacakları nokta, eğer bir listeye girebilmek, her hafta benim ismim orada görünsün, başarım da var diyebilmesi için bir 100 yarış yapması şart. Peki bir şey soracağım. Özellikle aprantiler konusunda şunu söylemek istedim. Güzel bir katkı geldi çünkü buradan da. Ki onu ben geçen haftaki programlarda da söylemiştim. Yani bu listeye girmek güzel de bu listede kalabilmek, kalabilmenin ötesinde de kendini aşabilmek. Yani Hışman burada konuk olduğunda ne demişti? Önümüzdeki sene kendini nerede görüyorsun ben dediğimde. İşte burada olmak. Burada olmak değil onun hedefi. Burada eğer hedefi 133 birincilikse önce bu listeye tutunmak, sonrasında bunu aşmak. Şimdi genel anlamda sen katılır mısın Ümit buna? Ya bana göre işte dedim ya, bizim sporda şöyle bir şey var. Yani kimisi sadece gidiyor Adana'da, İzmir'de veya ne bileyim kaldığı bölgede atıyor. Günü kurtarayım diyor. Günü kurtarıyor. Listede var ama bana göre yok. Kimisi öyle. O olduğu yerde işte ters pist, temel pist, oralarda biniyor. Listede var ama bana göre yok. Çünkü bizim sporda yapman gereken sadece para kazanmak. Sen burada birine bir şey gönderiyorsun. Yok, genel anlamda. Listede var ama bende yok dediğin lokal at binen genelde söylüyorum. Bir kişi var burada. Genelde söylüyorum. Peki. Yani bugün daha önceki dönem jokeleri de konuştuğumuz birçok konuşuyordu. O zaman zaten para kazanabilirsin. O apayrı bir şey. Evet. Apayrı bir şey. Yani kendine bakarsın, ne bileyim rahat bir hayat daha yaşayabilirsin. Hani tabii ki riske girmezsin falan ama jokeylik sporunda çünkü sizi ağırlıklı olarak zirvede tutan, lanse eden, var eden ana tema ne? At. At olmadığı zaman hiç kimsenin yapabileceği bir şey var mı? Yani gitmeyen bir at hangi jokey ne yapabilir ki? Tabii canım. Birebir teke tek yakın pozisyonlarda iyi tuttuğun yer, iyi çalışma. Mesela geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı yormadık burada. Evet. Yani son yılların en önemli yarışlarından biri kesinlikle oldu. Kesinlikle. Kazanan da kaybeden de oldu. Hepsi yani muazzam olmuş. Bir koşu oldu. Yani sen bir şeyler kattığın zaman bir şeyi başarabiliyorsun. Bu şansı da kendi yeteneğin varsa gidip başka yerlerde çok uzun süre takip edip kovalaman lazım abi. Evet. Ama yok kardeş, ben burada kalayım, burada durayım dediğin zaman zaten yapacak bir şey yok. Dolayısıyla... Ama o da bir istikrardır baktığında. Çünkü mesleki istikrar açısından evet. Şimdi şu listeye baktığımda ben 3 aşağı 5 yukarı senin söylediklerini anladım. Yani en azından isim lanse etmesek. Yok, ben bir kişiye söylemedim. Bir veya iki kişi neyse. Sonuçta bak o tanıma uyan şu listede ben Mustafa ve Kadir'i görüyorum. Bilmiyorum var mı lokal at binen, ağırlıklı lokal at binen. Yani benim gördüğüm. Ama onlar üzerinde söylemediğini de varsayaraktan genel söyleyeyim. Hani bu listede var ama yok anlamında söylediğinde söylüyorum. Hani onlara hedef kat şey yapmasan da hani o tanıma uyan benim gördüğüm iki kişi var. Özele indirgemeyelim konuyu. Ama yani sonuç itibariyle Türkiye'nin bu çok 7 yerde, 8 yerde, 9 yerde dönemsel olarak adetleri düşmekle birlikte farklı hipodromlarda yarış yapılırken ilk 15'ine girmek de açıkçası şey mesela önemli bir başarı diye düşünüyorum ben. Çünkü burada hani sadece Bursa'da at binen, sadece İzmir'de at binen veya sadece Ankara'da at binen jokeyler yok. Yani baktığımızda buradaki jokeylerin 15 tamamına yakını Türkiye'deki neredeyse tüm hipodromlarda at binmiştir. Belki Ramazan Aslan bir Elazığ'a gitmemiştir, Diyarbakır'a gitmemiştir veya Mehmet Keskin. Anlatabiliyor muyum? Veya Mustafa Çiçek gitmemiştir bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle bu listede kalıcı olmak da önemli. Mesela Hışman bunu başardı. Bakalım önümüzdeki sene ne olacak? Çünkü hani pek şans bulmaz oradan düşer denilen dönemlerde bile 133'te kaldı. Bakalım. Ve ben bakıyorum açıkçası şans da buluyor. Değil mi? Farklı şehirlerde de at bindi. İstanbul'da gelip at bindiğini görüyoruz. Eray ne dersin bu konuda? Ya aynı yüzdeyi yakalamak bir kere çok zor, onu söyleyeyim. Çünkü yakalarsa Mustafa, önemli bir başarı. Mustafa Çiçek'in jokey olduğu 2014 yılında 199 birincilikle o yılı tamamlamıştı. Tabii. Şimdi çok önemli bir 5 evet, avantajı 2015 var. Ve 2016 yılı 2 yıl geçti. Hani oraya çok yaklaşamadı. Ama 100 barajını aşıyor olması büyük başarı. Hani bir jokey yıl içerisinde 100 barajını aşıyorsa apranti olduktan sonra önemli başarı. Beklemeyelim ki aprantilikteki yüzdeleri beklemek bizim için biraz hayalcilik olur. Kolay değil. Apranti iken 5 kilo gibi önemli bir avantajın var, indirimin var. O ortadan kalkıyor. Sonrasında da apranti iken bindiğin at adedi kadar at binebiliyorsan o bir kere başarı. Belki bunun cevabını ne zaman bulacağız biliyor musun? Şu 5 kiloluk indirimler kademeli olarak biliyorsun daha değiştiriliyordu, evet. Azaltılıyordu. Evet. Katılır mısın Ümit? O 5 kiloluk indirimler... 5 kilo gitti mi zaten
Yani ondan sonra asıl belli olacak. Evet, yani orada şey kalıcı tabii. Oluyorsa çıkan apranti. Mesela bak, şimdi Akın Sözen, şu anda gözüm gördüğü için söylüyorum. Gökhan Kocakaya, Kadir daha erken jokey oldu. Tabii. Ayhan Kurşun. Şimdi bu çocuklar, bu arkadaşlar o 5 kilo indirimden yararlanmadılar değil mi? Ne Akın yararlandı, ne Gökhan yararlandı, ne şey Ayhan yararlandı. Şimdi onlar zorlu bir apprentilik dönemini şeyleri saymıyorum, yukarıdakileri saymıyorum zaten, Özcan'ı, Halis'i, onlardan bahsetmiyorum. Ama hani daha yaşları genç olan kardeşlerimizden o dönem vurmadı ve jockey olduktan sonra bu halen bu listede Gökhan Kocakaya'yı görüyorsak, Akın Sözen'i görüyorsak, efendime söyleyeyim Ayhan Kurşun'u görüyorsak bu işte o zaman başarı. Veya önümüzdeki sene biz bu listede hala Mehmet Keskin'i, Ramazan Aslan'ı, Mustafa Çiçek'i görebilecek miyiz? Şimdi eğer o 5 kiloluk şeyler kalktıktan sonra bunlar önemli. Ve bakalım o 5 kiloluk olay kalktıktan sonra bu kadar hızlı şekilde sivrilen apprentler de olacak mı? Bu da önemli. Biraz eskiye sanki dönüş olur gibi geliyor. Şey olursa kilo durumu tabii önceki döneme veya ona yakın. Ben hala iddia ediyorum o 5 kilo indirim kalksın. Yani kademeli olaraktan diye düşünüyorum. Tabii bilemem ama önceki döneme göre biraz daha yakın duruma gelirse apprentilerin zaten bu mevcut jockey kadrosuyla biraz daha yaklaşmaları çok zor istikrarda. Tabii. Çünkü Haris Karadaş aktif biniyor. Özcan Yıldırım biniyor. Akın biniyor. Gökhan, yani şu anki listedeki işte 15 kişinin rahmetli Ömer tabii şey yapıyoruz. 14'ü hemen hemen teklif gelen her yerde biniyorlar. Tabii. Gününde oldukları zaman. Tabii. Bir tek Selim Kaya orada biraz daha az gidiyor, geziyor. Ankara'ya, Adana'ya gidiyor. Yani Ankara'ya, Adana'ya gidiyor. En az tabii işlerinde gezen o. Ama o da yarışları yine bakıyorsunuz gezmemesine rağmen 82 tanesini, yıl sonuna kadar belki 100 tanesini o da hemen kenara çekiyor bir şekilde. Evet. Yani tabii. Ama at olacak tabii. Yani unutma abi lafını. At şart. Bakın mesela Saadettin Baraz bu listede yok. Ama yok. Bana sorarsan var. Şimdi bu hafta 2 tane 3 tane at geldi. Yani. Bir şerişerliğe bindi, bir ona bindi. Bakmayın sezon başı Fly By Me'yi kaçırdı elinden. Fly By Me onda kalsa ki 3 yarıştır biliyorsunuz. Jockey kim binecek, o binecek belli değil. En son başka biri biniyor Fly By Me'ye. Jockey Kulüp Kupası'nda da öyle oldu. Evet. Başbakanlıkta da öyle oldu. Binmedi mi? Yok, kaçırdı elinden. O bir yarış bir şeyler oldu bilemiyorum tam. Kaçırdı kaybetti derken yani, kaybettiği bir koştan sonra anladım. Bilemiyorum artık Sebahat tamam bindirmedi yoksa aralarında nasıl bir diyalog geçti orasını bilemiyorum. Ama normalde sezon başı Saadettin Baraz'daydı. Bugün hani Jockey Kulüp Başbakanlık dediğin zaman sonra da Cumhurbaşkanlığı da eklendi. Örnek veriyorum yani. Evet. At olduğu zaman bakın bu hafta işte 2 tane at denk geldi. Bir şerileydi, bir şey 2 haftada 2 yarış. Yine bir hemen bir şimdi hafta içinde de ben söyledim. Yani belli bir tecrübe, belli bir birikim. Açıkçası biraz da mesleğin hani seven adamlar bir şekilde zaten hani kalıcı olabiliyorlar. Bu konuda tabii fikirler çok farklı. Bu 5 kilo indirimi konusunda ben bir kez daha söylüyorum. Özellikle hani belli kalibredeki jokeyleri çok ciddi anlamda etkiledi bu 5 kilo apprenti indirimi. Ve kesinlikle de ben bir kez daha bunu söyleyeyim. Bunu bazı apprenti kardeşlerimiz hoşlaşmıyorlar. Bu cümlelerimden ama artık bunu bir yere kadar, çünkü yok olan siz oluyorsunuz. Bakmayın yani bu şey, hepinizde bir Mustafa Çiçek olmuyorsunuz. Hepinizde bir Hışman Çizik olmuyorsunuz ama hani ben hep başından beri söylüyorum. Apprenti okulunda çok değerli eğitmenler var. Çok değerli hocalar var. Başta Davut Aktı hocam olmak üzere ve tabii oradaki diğer hocalarımızın hepsi. Bunlar çok önemli ama her öğrencinin de oradan mezun olmaması gerektiği kanaatindeyim. Bak Temizkan çok güzel bir katkıda bulunmuş, Burak Temizkan. Diyor ki atçılığın beşiği İngiltere'de bile diyor. 3,5 kilo apprenti indirimi var. O da biraz kazanınca 2,5 kiloya ve en son 1,5 kiloya kademe kadar kademe, düşüyor diyor. Kademe kademe. Yani o 5 kilo ciddi bir şeydi. O dönem birileri şey yaptı, geçirttirdi. Şimdi yoklar sektörde, bürokratlardan bahsediyorum. İşte çok büyük bir zarar verdi. Çok büyük bir zarar verdi. Özellikle büyük jokeylerin, yani büyük jokeylerin demiyorum, tecrübeli jokeylerin ve ciddi anlamda etkilenmesine sebep oldu diyelim. Tercih gören jokeyler sırf oradaki aradaki %5'lik durumlarda, yüzdesel durumlardan dolayı da tercih görmeye başladılar. Benim kişisel kanaatimdir. Beni bağlar. Söylediğim, ben de o 5 kiloluk indirimin kalkması taraftarıyım. Bilmiyorum. En son cümleleri alalım. Yani tabii bilemiyorum ben. Kalkar kalkmaz artık sistemde. Şu anda var ama kalkarsa tabii aynı avantajlar olmayacak. Çok daha seyrek binecekler. Şeye katılır mısın peki Ümit? Yani herkesin, hep konuşuyoruz bunu zaman zaman yeri geldikçe ama her öğrencinin mezun olması da şart değil. Bana göre alınırken de elenmeli. Alınırken eliyorlar. Okul sırasında da.
elenmeli. Yani okul sırasında şey gibi olmalı ya. Yani hep bunu söylüyorum. Belki o dönem dinleyenler hatırlayacaktır ama tıp fakültelerinde gibi belli bir iki sene atıyorum ya da üç seneye çıkmalı. Bir sene temel eğitim alacaksın. Daha sonra ihtisaslaşacaksın. Nasıl tıp öğrencileri ihtisaslaşıyorlar. 6 sene tıp fakültesi okuyorlar. Daha sonra ihtisas ayrılıyor. Kimi gidiyor dahiliyeci oluyor. Kimi efendime söyleyeyim ürolog oluyor. Kimi nisaiyeci oluyor. Başka bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuk doktoru oluyor. Pedagog oluyor. Bilmem ne. Yani, dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bence de ihtisaslaşma olmak durumunda. Yani jokey olarak bu meslekte devam edecekler. Zaten belli bir sene sonra o kemik yaşından falan kimlerin uzayacağını uzamayacağını görüyorlar. Hocalar için de çok daha büyük kolaylık. Çünkü neden? Orada 20-30 tane öğrenciye bölüneceklerine atıyorum 3. sınıfta 10 tane adam kalır. O 10 kişiye daha çok vakit ayırırlar. Daha çok ilgilenirler ve içlerinden bir sürü Akın Sözen, bir sürü Özcan Yıldırım, bir sürü efendime söyleyeyim Mehmet Kaya çıkar. O okulluydu değil mi Mehmet'te? Yok alaylı. O da sizden, alaylılardan. Peki okullardan bir sürü İsmail Çizik, bir sürü Mustafa Çiçek, bir sürü Akın Sözen çıkacaktır. Şimdi şeyde de hep söylemiyoruz. Adamın 30 tane ata gösterdiği ilgiyle 5 tane ata gösterdiği ilgi nasıl farklıysa oradaki hocaların da ve her branşın ayrı hocası olması gerekiyor. Yani Nalbant da olmalı. Çok ciddi bir açık var. Sektördeki Nalbant kardeşlerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Hepsi çok başarılı ama onlara yardımcı destek olacak. En azından yardımcı arkadaşlarımız var. Seyis kardeşlerimiz bunlar o anlamda veya idman jokeyliği yapabilir. O da bir tercih olmalı. Yani idman jokeylerine gerekli hakkı, gerekli istedikleri, istediklerinden hak ettikleri diyelim, istedikleri demeyelim. Hak ettikleri değeri eğer verdirebilirsek idman jokeyliğini belki tercih edecek. Ben diyecek idman jokeyi olmak istiyorum diyecek. Bu noktada kendimi geliştireceğim diyecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani bu Apprenti Okulu'nun da dediğim gibi çok değerli hocaları var. Mevcut hocaları son derece daha feasible kullanabilmek adına, daha verimli kullanabilmek adına da ben bu yapıda bir takım değişikliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerde aslında biraz daha kışa doğru İşte o gündem programları yapacağız yine. Onlar da değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Tabloya son bakıyoruz. Dediğimiz gibi, öngördüğümüz gibi benim de görüşüm Halis Karataş'ın yılı lider kapatacağı yönünde. Zaten bu hafta çok da başarılıydı. Geçen hafta da başarılıydı. Bu hafta da fark 1'e kadar düştü. Yarın Kafi Bin ve Yılma Başar için İzmir'de. Özcan burada. Sonuçta çok fair bir mücadele oluyor. İyi olan kazansın diyelim. Ha. Taraf tutmam gerekirse, ben taraf demeyelim de öngörüm belli. Ama taraf da tutmam gerekirse tuttuğum taraf zaten belli. Evet. Ben o senin bahsettiğin apranti mezuniyetleriyle ilgili bir kriter koymak gerekiyor. Özellikle ilk öğretimi tamamlayan öğrenciler arasında alınıyor zaten. Başarı ortalaması, başarı puanlamasına göre bence tercih yapılması gerekiyor ki sonrasında da evet apranti okulunun ben de 3 yıl olması gerektiğini ilk 1. yılında biraz daha İngilizce ağırlık öğretim gibi. Evet yani o derslerin. Senin dediğin 4'e çıkacak. 4 yıl olacak. Çünkü benim demek istediğim bir yıl Ümit gülüyor da neye güldüğünü bilmiyorum. Mesela neye gülüyorsun? Yani kültür seviyelerini arttırmak için. Ümit olmaz dedi. Neye gülüyorsun? Neden olmaz? Ya ben olmaz demedim. Ben şuna şey yapıyorum. Şimdi zaten bizim sporda. Hayır yani İngilizce eğitim olması gerektiğinde neye güldün orada? Yani? O komik olan. Yok aklıma onunla ilgili. Ben genelden bir zaten düşünüyorum nasıl olur, nasıl biter acaba, ne olur da daha başarılı olur falan diye. Zaten başvuru sayısının ben hiçbir zaman anlamıyorum. Yani 100 tane, 150 tane, 40 tane, 60 tane neyse. Yahu şimdi bugün senin atlarla ilgilendiğin herhalde bütün çevren bilir. Evet. Senin de bilir. Her boyu kısa olanı göstermiyorum sana. Bundan çok iyi jockey olur falan diye. Yarışlarla alakası olmayan birçok kişi. Pardon. Her boyu kısa olanı göstermiyorlar mı? Al bunu jockey yap götür. Yok. Hiç öyle bir şey olmuyor. Hiç muhabbet olmuyor mu arkadaşlarınızla? Olmuyor. Senin olmuyor. Bana bu zamana kadar bir kez geldi öyle bir şey. Yani. Ben sayısını unuttum zaten. Kaç defa geldiğini. Ya bu süper at bunun altında uçar falan. Ya şimdi her boyu kısa olan adamla jockey olur mu abi? Her sene geliyor. 1.40, 1.45, 1.58, şey 1.52, 1.51. Ayhan Kuşu'nun boyu kaç? Yani işte olur mu her boyu kısa olan adamdan jockey? Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Önemli olan burada atın üzerindeki yeteneği. Lester Pigott da. 1.77 mi neydi? Ben gördüm inanamadım zaten ufacıktım o zaman. 1.77 var mıydı? Vardı abi. Rahmetli Ekrem abi burnuna geliyordu. Ekrem abi benim kadar aşağı yukarı. Şimdi Ayhan da bu arada. Hemen hemen orada. Uzun boylu. Rahmetli Gürkan da. Ayhan uzun. Engin Yalçın da. Bugün hep bilinen jockeyler bunlar. Yani dolayısıyla hani o ilk başvuru sayısını ben hiç anlamıyorum zaten. Hurra bir geliş.
Oradaki eleme zaten son senelerde başladı. Daha önce eleme de yoktu. Ama tabii bu iki seneye mi çıkar, üç seneye mi çıkar veya daha sektörün diğer yerlerine dağılma fikri tabii ki güzel ama bunu kim kabul edecek ki? Ama bir dakika, kabul edecek diye bir şey yok. Ona göre gelecek zaten. Diyecek ki arkada kabul edecek diye bir şey yok. Ne demek kabul edecek? Onu başından bir kere ben yok sayıyorum. Kabul edecek diye sen bir şey yok. Sen mezun etmeyelim diyorsun. Ben diyorum ki kabul edecek değil. Şartları öyle açıklayacak. İsteyen başvuracak. Kabul edici ben şimdi var olan şeyi bahsetmiyorum. Hadi bu sene de alıyorlar, bunu demiyorum. Kim kabul edecek? Kabul etmiyorsan git başka meslekler var. Dediğin doğru, kısa boylu olup da gidip başka işler de yapabilirsin. Yani herkes de başvurmak zorunda değil. Eğer kabul edeceksen oraya, bugün üniversite sınavlarına girerken şartları belli, okulun kuralları belli. Yani eğitim, her eğitim öğretim kurumunun belli bir kuralları var. Ne demek kabul edecek ki? Kabul edecek. Anlıyorum ben senin demek istediğini ama kabul etmek zorunda. Keyfi bilir. İstersen sen bugün işe birini alıyoruz. Şartlar bu. Arkadaş, şu şartlarla çalışırsın. Zorunlu şartlar var. Aynen. Nedir? Sigortandır, yemeğindir, şuyundur, buyundur. Ama onun dışında çalışma şartları bu. Ben bunu kabul etmiyorum ama istiyorum. Kim kabul edecek? Ne demek kabul edecek? Edeceksin. Eğer etmiyorsan da bu mesleği yapmayacaksın. Bu kadar basit ve net. Burada da diyeceksin ki arkadaş bu okul 4 yıldır veya 3 yıldır. Evet. Bunun bir yılı atıyorum dediğin gibi. Bence o konuda bir yıl hazırlık sınıfı çok... Ben katılmıyorum ona. İngilizce önemli ders olarak verilmeli. Evet. O biraz içinde varsa geçecek. Bir yıl herkes aynı dersleri alacak. Bir yılın sonunda ihtisaslaşacaksın. Sen eğer iyi olursan jokey olacaksın. Sen kötü olursan, kötü demeyelim. Sen idman jokeyi olarak kalmak istiyorsan şartların budur. Sahada bu şartlar sağlanıyor. Ve sağlanan şartlar bunlar. Ha, bu şartlara eğer kafan yatıyorsa gel kardeşim bu okula bir yıldan sonra. Bir de sana böyle bir alternatif var. Bak, nalbant olabilirsin. Sektörde açık var bu anlamda. Şartları budur. Ondan sonra şey oldu, kim kabul edecek ki? O zaman o okula girmeyecek. Şunu bir de düşün. O zaman okulun adını değiştirmek lazım. Tabii değiştirecek. Zaten o başlı başına. Atçılık okulu olacak. Atçılık eğitim merkezi. Veya ne bileyim, ona yakın bir şey. Apranti yani. Ve apranti işte nalbant, işte şu bu evet. Yetiştirme şeyi, jockey veya işte neyse. Aslında çok değiştirmek gerek yok. Şimdi üniversitelerde bugün... yüksek kurullar açıldı biliyorsun. Yeni antrenör arkadaşlarımız evet. Katıldı aramıza. Onlar oraya gidip de ben bunu kabul etmiyorum demiyorlar. Şartları belli. Biz de mümkün olunca anlatıyoruz burada. Ama dediğim gibi ciddi anlamda yol açılması taraftarıyım. Abi ben de Seyis'im biliyorsun şu an büyük bir ekürü yazmış. Orada çalışıyorum diye. İsim vermeyelim ekürü ismi de. Belki hani mesaj göndermeni istemeyebilir ekibin, antrenörün. Sarı kırmızı formalı bir yer diyelim. Yani olabilir çünkü. At sahibi de istemeyebilir. Ekürünün menajeri de istemeyebilir. Dolayısıyla ekmek neredeyse diyor, orada olacağım diyor. Bugün bu ekürdeyim diyor, yarın öbür gün diyor. Başka yerde olabilirim diyor. Yani sonuçta... Ya ama siz seçiminizi yapmışsınız şimdi. Orada da ama sonuçta orada konu para kazandığım yerde olurum diyor. Elbette ki canım, şimdi zaten evet. Burada ilk önce zaten birinin jokey olması için ne bileyim ya, başka bir boyutta olması lazım. Ben vallahi açık söyleyeyim. Şimdi birini çekeceksin karşına, diyeceksin kardeşim bak geleceksin. Bir kere çok büyük aksilik olmazsa bir tarafı kırılacak. Artık elim mi kırılır, bacağım mı kırılır? Ya Allah korusun. Ya öyle hocam. Hiç olmasın. Elbette ki öyle. Niye şimdi kalkıp birine bir şey olsun ki, ama bu sporun içerisinde yaşamayan bu var. Yok diyorsun ha? Ya çok büyük aksilik olmazsa bir yerin kırılacak, ama elim mi kırılır, köprücük gemi mi kırılır, ayağım mı kırılır, Allah korusun. Başka bir yerlere mi? Herhalde ki Allah korusun. Bir kere diyecek bu böyle bir durum var. Onu bir kenara koy. Ayrıca çok uzun seneler çalışıp bir yere gelemediğin gibi gelme ihtimalle çok büyük aksilik olmazsa o 1000'e yakın jokey var bugün. 15 tanesini konuşuyoruz her hafta. 16. 17. çok nadir sıra geliyor. Ama onların içinde de 16'dan sonrasında, 15 sonrasında da hayatını idame ettiren... Abi tamam, şimdi ben geneli söylüyorum. Şey yani. Geneli. Evet. Bugün listenin önündeki insanlar. 5 sene önce konuşup bugün hiç konuşmadığın kişi sayısı bayağı fazla. Ayrıca ekonomik durumlarda tam dibe çökmüş insan sayısı... Var, çok jockey var. Ve apprentlerin arasında %90'a yakın. Burada ama onların çok bir az bir kısmı, kitle. Bir kısmı... Kendi hataları ve tabii, onlar yani ayrı. Onda bir ayrı. O ayrı. Heh. Herhalde ki orası bambaşka. Ama sporun içerisinde buradaki başarı olan her iki ülkemizdeki bugün de bu kadar yarış gününe rağmen devam eden bir, ne denir ona, ortamda 14 yarış günü var haftada. Ama yine de 1000 tane jokeyin 900 tanesi bugün bağ kurumunda yatıramıyor. Doğru düzgün.
Derneğin de bu arada devreden çıkmış olmasıyla beraber son derece zor bir durum var. Demin söylediğim konu o zaten. Öncelikle bak neydi mesela, idman jokeyi olacaksa idman jokeylerin şartlarını iyileştireceksin. Şimdi bak, zamanında apranti olup kilo almıştır. Yeteneksizdir. Benim öyle bildiğim çok apranti var. Yeteneksizin yeteneksiziydi. Adam şimdi antrenör oldu mesela. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabiri mi? Bizim sektördeki tabiri de başka. Ne o? Sepet, çuval. Biz de öyle derler. Ben isim vermiyorum. Yani. O senin tabirin. Ben benim değil. Sektörün yani. Hayır, ben kullandım. Ama yine de finalde bakıyorsun. Çok iyi antrenör olabiliyor. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Aprantiliğinde sıfır. Antrenörlüğü de ortalama. Ama bir şekilde ne yapıyor? Devam ediyor hayatı. Bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Böyle bir tane değil, 10 tane, 20 tane sayarım ben sana. Veya işlerine tam tersi. Tam tersi. Hiç başarılı olamayanlar da var. Orada onu deneyeyim. Burada bunu deneyeyim. O maymun iştahlılık. İdman jokeyi olmadı antrenör olayım. Olmadı şunu olayım. Olmadı bunu olayım deyip ondan sonra sektörde doğal seleksiyon, eliminasyonla sektörden yok olup gidenler de var. Tabiri caizse sinyalci olanlar var içlerinde. Yalan mı? Ben de sen nasıl tamam, sepet işte, çuval dedin gidelim onlara. Ben de bir kısmına bunu söyleyeyim. Evet, evet. Gerçekleri bunlar şeyin. Tamam abi. Öyle değil mi? Madem konu açıldı zaten. Yani onu konuşuyoruz. İyi de bir konu. Ha, iyi yani de bir konu. Dolayısıyla biz bu noktaya geldiğimiz zaman artık seviyeyi biraz yükselttiğimizde, seviyeyi belli bir noktaya getirdiğimizde de bu mesleğin saygınlığı da artacaktır bir kere her şeyin öncesinde. Bak ben halen açık ve net söyleyeyim. Herkes için kastetmiyorum ama o aradaki 1000 tane içerisinde 2 tane dahi, 3 tane dahi olsa, demin konuştuğumuz hani bazıları kendi özellikleri nedeniyle ayrılıyor dediğimiz adamlar yüzünden dahi saygınlığı zedelenen insanlar var burada. Yaptıkları meslek yönünden. Anlatabiliyor muyum? Ne diyorlar? Onlar şikeci, bilmem şucu, bucu. Anlatabiliyor muyum? Neyse, isim çok önemli değil. Dolayısıyla bu anlamda da biraz daha seçici olmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Konuyu çok uzatmayacağım ama şunun bir kez daha altını çiziyorum. Bu sene evet, Apprenti Okul Eğitim Merkezi kayıtları başladı. Orada hocalarımız da değerlendirecekler. Ama hiç olmazsa çocuklara, bilmiyorum tabii şu anda yetişebilir mi veya onun için ayrı bir prosedür mü gerekir? Ben Yasin Başkan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Birçok kere kendisiyle farklı ortamlarda, farklı toplantılarda gündeme geldi, konuşmuştuk bunu. Yasin Bey'in de söylediği hep şu vardır. Yani oradan herkesin değil, bir kısmının seyis, bir kısmının antrenör, bir kısmının antrenör değil düzeltiyorum. Bir kısmının idman jokeyi olabileceği, bir kısmının avant olabileceği farklı noktalar geliştirilmeli diye ifadesi vardı. Düşüncesi vardı daha doğrusu. Konuşmuştuk bunu bir sohbet esnasında. Ben inanıyorum ki çok yakın zamanda, bu sezon olmasa belki, bu dönem olmasa, bundan sonraki dönemlerde bunun da gündeme ciddi anlamda getirilebileceği kanaatindeyim. Ben son bir örneği bitirebilirim. Söyle, şimdi, tabii. Az evvel dediğim gibi yani baştan bunları genç yaşta olan arkadaşımızdan herhangi birini anlattığında işte bu işin kazasını, zorluğunu, evet, bir yere gelmenin çok 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 zor olduğunu, jokey de olsa, idman jokey de olsa ben bile soğudum mesela. Soğudum burası biraz. Evet. Klimayı kapatabiliriz. Ben de mesela 600'e yakın koşu binmeme rağmen, ki o zaman böyle ne 5 kilo var, ne 7 gün var, ne o var, ne bu yarış var. Ayda bir at bindim mi havalar uçuyoruz. Ben bile bugün jokeyim demiyorum hiçbir tarafta. Her zaman idman jokeyi oldum diyorum. Ve idman jokeyiydim ama yarışlarda da at bindim diyorum mesela. Hı. Ama anlatmaya çalıştığım şu izleyenlere. Bundan hepsini genç arkadaşımıza söylüyorsun. Kazası, belası, işte cezası, zorluğu, idman jokeyi bile olma ihtimalin zayıf falan filan. Hepsinden sonra ben yine de jokey olacağım diyebiliyor birisi bizim gibi. Tamam. Bu sevdadan başka bir şey olamaz. Tamam. Onlar kalıcı olsun. Geldik şeye. Söylediğim o benim işte. Geldik zaten. Çıktı okuldan. Şimdi bugün sen özür dilerim. Halis Karataş'a bakıyorsun şurada. Kaç senedir at biniyor? 30 yıldır adam zirvede. Evet. Yani bunu sadece iyi at binmek, iyi yarış okumak veya hani iyi menajer anlatıcı. Onların da çok tabii katkıları var yani. Hepsi de bir ekip. Bir ekip işi. Sadece buna bağlayabilir misin sen? Sevdadan başka bir şey olamaz. Yani dolayısıyla bu bir şekilde de bu işin bir sevdası var. Bu mesleki aşk var, mesleki sevda var. 30 yıldır bir adamı sen listenin zirvenin tepesinde görüyorsan bu evet başarı, güç, performans ne olursa olsun. Ama bunun dışında da bir de bir sevda denen bir şey var. Şimdi bize de lazım olan biz ne diyoruz?
bir sürü Halis Karataş olsun, bir sürü Selim Kaya olsun. Evet. Şimdi bugün Selim de Halis de o dediğin kazaların hepsini fazlasıyla yaşadılar. Çok büyük tehlikeler atlattılar. Halen de atlatıyorlar. Umarız ki son olsun, atlatmasınlar. Ama hiçbirinin o sevdası kırılmadı. Anlatabiliyor muyum? Saadettin Boyraz bak hala evet, atmıyor diyorsun. Çok büyük yani. İzmir'de o son atlattığı kazası. At binemez dediler. Bak evet. Ne oldu? Selim Kaya da işte. Aslanlar gibi biniyor. 97'de mi? 97'deki o büyük kazada mi? Öldü dediler tabii, Selim'e. Yoğun bakımda. Yoğun bakımda. Ne oldu? Halis Karataş'ın atlattığı kazalar o yaşadı. Yani baktığında bu işin içinde eğer bu insanların gönlünde bu sevdaları olmasaydı zaten 30 senedir de Halis Karataş zirvede olmazdı. Tamam canım. İşte sonunda yani, o adamları seçelim. Benim evet, istediğim de o zaten. De. Söylediğim de. Hani mesela sevdayla, at sevgisiyle başladığın sporda. İşte 17, 18, 19, 20 yaşlarına gelip artık hani bir şeyler olmamaya başlayınca kimisi de iyi, onun da şansı yok. O da var bu arada. Mesela atı seviyor, geliyor, çalışıyor. Kiminde şansı yok. Her şey, hayatta her şey kısmet değil mi abi? Evet. Kimisinde dediğim gibi ne kadar çalışıyor, ne kadar ediyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yok, olmuyor yani o defada. Şansı gitmiyor. Ya da kilo alıyor, ya da boyu uzuyor. Bir şeyler oluyor. Sonunda sektörde aslında yer çok. Evet. Yani menajeri var, antrenörü var, işte ne bileyim falan filan şey, idman jokeyi bunların hepsini çeviriyorum. O olmayı bu sefer bir moral bozukluğu da başlıyor. Evet. Yani artık bir şey olmuyor. 20-21 yaşlarına geldim, en tehlikeli dönem bizde abi. Hani 17-18-19 evet, evet. Biraz daha hızlı şeyli geçiyor. Evet. Jokeylikte 20-21'lere geldim artık iş yok, güç yok, ne yapayım askere gideyim bari falan. Hele zaten önceki dönem 18 ay olduğu dönem gittim, gittin zaten. Evet. Dönüşte zaten. Böyle ben gerçekten anlatıyorum vallahi belki... Şey oluyor ama... Yok doğrusu o ama bizim de hep söylediğimiz hedefimiz ne? Sen zaten kendin söyledin. Bu işi sevdayla yapan, içten yapan, gönülden yapan insanları seçelim. Burada olsunlar. Şimdi bizleri seyreden bir sürü aileler var. Genç çocukları, ufak çocukları olanlar var. Orta yaş çocukları olanlar bu mesleğe onları yönlendirecek olanlar da olabilir. Ki mesajlar geliyor, mailler geliyor, cep telefonumuza geliyor. Şimdi... En azından bu insanların aileleri de bilmeli. Yani buralara geldiklerinde yaşayacakları sıkıntıları, yaşayacakları problemleri. Yani sadece örnek olarak bu 10-15 kişi veya işte şey görülmeli. Eğer o sevda çocuğunuzda yoksa, maymun iştahlılık varsa dediğim gibi. Eğer birazsa bir süre sonra dediğim gibi o olmadı bunu yapayım bunu. Eğer biraz sevdası varsa, biraz ailesi çevreden bir şey varsa tutunabiliyor, kalabiliyor sektörde. Evet. Değil mi? Evet. O da önemli. Tabii o zaten... O şart. Birinci kurallardan biri sen gibi. Sen şimdi burada demin bahsettiğin isimlerden o antrenör olanların, bilmem olanların birazcık çevresi, biraz ailesi bu sektörde olmasaydı evet. Kalıcı olabilirler miydi? Yani. Yoktu. Evet. Dolayısıyla bu anlamda o da çok önemli. Evet. Ama işin özetine geldiğimiz zaman içinde olacak, bir de onu olamadıysa başka bir noktada başarıya doğru kendini yönlendirecek. Bu çok doğal bir şey diyelim. Bizleri izleyen dostlar var. Buradan sevgili Fatih'e selamlar olsun. Ailece bizleri izliyorlarmış. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim Fatih'e de. Çünkü Furkan var şimdi onda da. Onu da ben ata getiriyorum ara sıra buraya. At biniyor. Vallahi bu işin zorlukları böyle. Bizi de izliyorlarmış. Furkan'ı da gözlerinden öpüyorum buradan. En kısa zamanda onu da getireceğiz buraya. Ailece. Aprant okuluna gitmiştik, at binmiştik onlarla da. İşte at bindirmiştik o küçükleri şeyle. Davut abi çok yardımcı olmuştu sağ olsun. Hepsi bizleri seyrediyorlarmış. Üçümüze de selamları var. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Önce Furkan'a sonra Fatih'e. Ve tabii tüm aileye buradan. Tüm aileye selamlar. Evet. Az önceki konuyla da ilgili bir ufak bir söz söyleyeyim. Ben kapanışı yapayım. Yani hangi işi yaparsan yap, sadece para kazanma gayesiyle o işi yapıyorsan başarılı olma şansın çok düşüktür. Evet. O işi biraz da seveceksin. Sevmiyorsan olmaz. Peki bu konu biraz uzadı. Biraz mesajlara bakalım, tweetlere bakalım. Ondan sonra dediğim gibi biraz sosyal medyada ağırlaşma olduğu için tabii gelemeyen mesajlarınız var. Evet tabii bak gelen bir başka cep telefonunun mesaj var. Menajer de çok önemli diyor. Mesela Özcan Yıldırım'ın bu başarısında diyorlar Ali Selimoğlu'nun çok büyük katkısı var diyor. Bunu söyleyen de bir evet. Antrenör ve bir menajer. Hani isim vermeyeyim. Özcan'ın da bu nokta. Ama Özcan'ın tabii daha ilk aprantilik döneminde de Süleyman abinin çok büyük katkıları vardı. Zekeriya abinin. Tabii Zekeriya abinin, Süleyman abinin. Ama ne olursa olsun Özcan'ın da şimdi bu noktalara gelmesinde Ali'nin katkısı unutulmasın demiş.
ismini vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum ama sahanın önemli menajerlerinden, önemli antrenörlerinden bir tanesi, büyük ekürlerden birinin. Tweetleri bir verelim arkadaşlar lütfen. Ertuğrul Kodak demiş ki Hakan Bey, üst düzey yarış koşulan ülkelerde koşularda kazalarla ölen bir jokey var mı acaba, ben duymadım. Var. Kaybettiğimiz başka. Çok büyük jokeylerde, atıyorum bir Ark'ta veya işte atıyorum Breeders' Cup'ta böyle bir kaza yaşanmadı elbette ama sonuç itibariyle yurt dışında da kaybettiğimiz jokeyler var. Abicim yayınlar, Adana'dan kucak dolu sevgiler. Rabbim kimseyi hastane köşelerinde bırakmasın. Ramazan Kaya abime acil şifalar demiş. Dolayısıyla Ramazan'da programın başında söylemiştik. Sağlık durumu stabil şu anda. Bugün doktorlar açıklama yapmasını bekliyorlar. 33 numaralı bayiden selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Ahmet Yıldız. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Şampiyonların yetiştiği Hadioğlu arasından selamlar abi demiş. Aydın Kasapoğlu göndermiş. Maşallah diyelim hakikaten. Bu şeydeki, o Bursa'daki çiftlik mi, haramı daha doğrusu, yıllar önce bir gelmiştim orada şey aşım yaparken, daha hep söylüyorum ya, Bolt Bit aşım yapıyordu orada, kır aygır. Bursa'daki yere gelmiştik. Bugün de bir tayları koşuyor, ayakları düz bassın. Adana'da ilk kez start alacak. Ayakları düz bassın diyelim. İnanın sohbetinizi özledim. Teknik problemlerden de dolayı seyredemiyorum. İyi yayınlar, saygılarımla demiş Ali Rıza Kahraman. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Alt branşlara dağıtım yapılabilir demiş ki, evet, alt branşlara işte zaten söylediğimiz o. İhtisaslaşma dediğimiz olay bu, Taylan Bey'in söylediği de. Aydoğan Turan, eski TBT'lerimiz demiş. Aydoğan Turan paylaşmış. Buradan selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar, alt branşlara dağıtım yapılabiliyor demiş. Yapılabilir herhalde, belki İdem'in o mesajı attı. Apprenti okuluna askeri lise sistemi getirdin Hakan abi demiş. Şaka bir yana, herkes pilot olamayacağı gibi jokey de olmamalı demiş. Dolayısıyla katıldığım bir mesaj. Hani benim bir sistem getirdiğim yok. Askeri liseler de kapandı herhalde bildiğim kadarıyla, değil mi artık? Farklı bir sistem var ama bu arada herkesin pilot olmayacağı gibi jokey de olmamalı. Yani dolayısıyla o ayrı. Ha. Bakıyoruz, apprenti indiriminin özellikle handikap yarışlarında gösterdiği etki olumlu veya olumsuz tartışılır elbette. Bunu geçen hafta tartıştık. 45,5 kiloya 62 kilo. Ben de geçen hafta programın tekrarını izlerseniz söylemiştim. 75 kiloluk Orak'la 46 kiloluk Amon Ra birlikte koşmuştu. Yeri gelmişti. 75 kiloluk Orak onu geçmişti. Evet. 77 kiloluk atlar 46 kiloluk atları da geçiyordu. Uzun uzun konuşmuştuk. Metin Hamedi'yi sorsan Çiçek'le Kadir'den iyi jokey diyebilir demiş. Metin Hamedi'yi sor. Ha, aşağı, abicim yayınlar. Ümit, sana bir eleştiri var. Ümit'in jokey analizleri pek sağlıklı olmuyor bence demiş. Yok, takmış değil ama. Kim bu? Onur, Ganyan Onur. Ne iş yapıyor? Arkadaşımız, sektörden biri. Sen işine bak kardeşim. Peki. Yani. Ya, ama yani bir eleştiri anlamında ben getirmiş. Ben de söylüyorum, sen de işine bak dedim abi. Peki, sektörden bizim İzmir'de atçılık yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Burhan Altunbaş, o mesajın devamıymış Metin Hamedi ile ilgili olan kesim. Burhan Altunbaş 5 kilo bu adamları bitirdi demiş. Saadettin Boyraz, Nurettin Şen demiş için. Çok örnek etkilenen demiş. Var ya. Tabii sadece Saadettin ve Nurettin etkilenen değil. Oldu. Evet. Yener Çelik abi günaydın, ümit'e sorar mısın? Jokeyler yoğun tempoda sporcu olarak kendilerine bakabiliyorlar mı? Tabii ki dikkat edenlerin sayısı, listedekileri konuşacaksak, dikkat etmese binerten at binme olasılıkları çok zayıf zaten. Evet. Çünkü o bir kondisyon, efor, evet. Sağlam uyku şart abi. Bin koşu binmek çok zor yani. Yani bir ortalamayı demiş, şöyle bir toparlayayım dedim. 650-700 yarış lazım. Tabii. O kadar binmen için ortalama yani. Çoğu da geçmiş durumda ama tabii diğer arkadaşların hepsini bilme olasılığım yok. Her spor dalında olduğu gibi dikkat etmeyen sporcu olabilir. Dikkat eden sporcu olabilir. Evet. Peki, Hakan Bey, yayınlar, torunum Lepür dikkatsizliği izliyoruz. Selamlar demiş. Ahmet Mahmudoğlu göndermiş. Yine apprenti okulları sürücü kursu gibi her bölge ve illerde olup değişik mozaik olmalı demiş. Suat Demiral göndermiş bu mesajı da cep telefonundan. Deminki bahsettiğim kişi de Suat'tı zaten. Evet. Hani ismini verip vermeme konusunda şey yapmak istemedim. Hani Özcan'la ilgili Ali özelinde paylaşmış oldu. Suat Demiral'dı. Bugün onun antrenörlüğünü, menajerliğini zaten şey yapacak halimiz yok, durumumuz yok. Bu anlamda da Suat'ın da görüşü o noktada. Özcan'ın bu başarısında şeyin katkısı çok büyük. Tabii ki. Suat Demiral'ın katkısı çok büyük. Yine bakalım, devam edelim. Baş jokeylere sertifika ile okul izni verilmeli diye gelen bir mesaj var. Peki,
Devam ediyoruz yine Surat'ın. Dünyada da bu böyle demiş bilgisi var. Yine bakıyoruz aşağıya. Tüm ekibi Ankara'dan sevgi ve selamlarımı yolluyorum demiş Ünver Hacı. Biz de selamlarımızı dedim. Hayırlı yayınlar abi. Çok işimiz var bugün. Şehri Hümayun'u fethetmeye geldik demiş Sahil. Ama bu resim eskidi ya. Eski yazında gönderiyordum bu resim. Eski fotoğraf olsun. Yine de teşekkür ederiz. Şanlıurfa'ya da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Balıklı Göl'de evet bu kıyafetleri veriyorlar, giydiriyorlar. Orada fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Benim de var böyle bir fotoğrafım ama saklamış durumdayım. Şu anda çıkarmayalım piyasaya. Asla yok. Ben onu aldım zaten. Yanında bir kişi daha vardı o fotoğraftan. Hemen elinden kaptım. Şu anda bende şeyde duruyor. Onu belki arşivi bir TBT yıllar sonra derim ki Balıklı Göl Urfa benzer bir fotoğrafım var yani benim. Ama ben biraz daha cüssü olarak falan tam böyle şey olmuşuz. Peki, Allah kaza ve belalardan korusun tüm jokeylerimiz Hakiki Gülyabani. 5.19'unda da Ganyan Bay Ümraniye'den sevgiler tüm izleyicilere bol şanslar, çok teşekkürler. Adana'dan selamlar mesajı var. Sağlık olsun Allah'a şükür bugün telafisi var demiş Ahmet Çelik ve Halis Karataş'ın ne koştular bütün oyunlarım oradan yattı demiş. Olsun bugün telafisi var demiş Allah'a şükür. Kaybedince zaten şey... telafisi var. Hep bir gün soruyor ama bazen böyle şanssız dönemler yakaladığı zaman jokeylerle yarı severler arasında böyle garip diyaloglar var ama gerçekten yine mi olmadı abi ya falan evet. Filan. Yaza yaza bıktık. Evet. Sapanca'dan gelen mesajlar var Adapazarı'ndan sizleri izliyoruz şeklinde yarı sever dostlar. Ya bu arada Sapanca demişken hafta içerisinde biliyorsun bir sosyal medyada da ciddi anlamda konu olmuştu şey. Bu maalesef bazı şeyler, benim de çok sevdiğim canlılardan biri olan köpeklerin katledilmesiyle ilgili. Şimdi benim bildiğim, ben şunu net söyleyeyim. Çünkü defalarca da gidip ziyaret ettiğim bir yer. Burada Sapanca'ya da selam olsun. Sakarya'da bildiğim kadarıyla hayvan barınağı olan tek ilçe Sapanca. Yani münferit bir olay olup da bunu acaba bütün belediyeye ki belediye başkanı da bir açıklama yaptı. Ben CNN Türk'te de gördüm şeyini açıklama yaptı. Hani bizle bunun bir ilgisi yok diye. Hani sosyal medyada bazen bazı şeyler öyle bir abartılıyor ki ve ben hani gördüm hiçbir ilgimiz yok diye belediye başkanı açıklama yaptı. Ben gittiğimde Adapazarı'na Sapanca'ya ki benim biliyorsunuz köpekler konusundaki hassasiyetimi. Ne kadar çok sevdiğim ve onlara özellikle beslemelere katıldığımızı bu İstanbul'daki ben o gece beslemelerine giderim mesela şey alırız yem alırız işte daha doğrusu hayvan yemleri var toplu ormanlar var biliyorsunuz orada gidilir bir ekiptir bir 20 kişilik bir ekip olarak gideriz orada bu beslemeleri yaparız ve orada da İstanbul'da da mesela tek tük barınaklar var bu genel anlamda da bu tip şeyler var ama ben Adapazarı'nda Sapanca'ya gittiğimde gördüğüm ciddi anlamda hani belli bir standartta yakalamış bir barınak var orada. Yani biraz haksızlık edildi gibime geliyor açıkçası. Böylesi canlılara ilgi duyan bir belediyenin böylesi bir şeyle itham edilmesi daha doğrusu suçlanıyor. Çünkü elde bir kanıt yok, belge yok, görüntüler var birkaç tane ama ya bunu bugün o zaman İstanbul'da da bir tane psikopatın biri çıktı orada bir şey yaptı. Bunu o zaman İstanbul Belediyesi'ne mi mal edeceksiniz? Veya atıyorum Ataşehir'de mesela bizim orada da var hayvan barınağı. Ben çok sık ziyaret ederim orada. Götürürüm de. Ama orada atıyorum 300 metre 500 metre ileride yaşanan bir şeyde olayı Ataşehir Belediyesi'ne mi hemen mal edeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Bu bambaşka ya bir şey. İnternette böyle işte geçtiğimiz haftada konuştuk abi. Biri birine bir şey söylediği zaman diğer biri onu kanıtlamak zorunda kalıyor öyle olmadığını. Bu çok yanlış. Ben kanıtlamak zorunda değilim. Ben hayır bir şey değil. Ya, anladım senin dediğini de. Genel abi. Genel anlamda hani bunu kanıtlamak zorunda değilim hiçbir şeyi. Kimseye de hesap vermek zorunda da değilim. Öncelikle benim tavrımı tarzımı bilen insanlar bilir bu kadar senedir. Öyle şey arkasından yazanlara da böyle size dayılarınız, babalarınız, bilmem neleriniz kurtaramaz. Gelirsin onu benim yüzüme söylersin. Gelirsin dersin ki böyle adam gibi gelirsiniz mesela atıyorum birkaç tane. Var öyle zibidi, kurnaz. Gelirsiniz yüzüme söylersiniz. O kadar söyleyeyim. Onun dışında hiçbir şey feriştahınız gelse umurumda değil. Ben buna öncelikle kendi anlamda söylüyorum. Şimdi gelelim bu konulara, sosyal medyadaki konulara. Bu konuda da hani benim bir savunma yapacak halim yok. Ben gördüğümü söylüyorum.
gittiğim Sapanca'da benim gördüğüm hani bildiğimiz noktalar, en azından orada yaşayan çok yakın hayvansever dostlarımız da var. Oradaki barınakları, barınağın belli bir seviyenin üzerinde olduğunu, belli bir standartın üzerinde olduğunu zaten söylüyorlar. Bizim de bildiğimiz şeyler. Bu anlamda dolayısıyla senin dediğine de katılıyorum. Hani ortaya biri bir şey söylüyor arkasından, hani onu toparlamak. Kimse bir şeyi ispat etmek veya savunmak işte zorunda değil ama mecbur en azından insan. Ben bilinsin istedim. Yani orada biraz Sapanca Belediyesi'nin üzerine fazla bu noktada. Bakma şimdi başkan çıkıp orada açıklama yapmıyor. Yani şeyi başkanım ben basından takip ettim. Bak, ben de şeyi okudum. Yani haberi böyle 3-5 paylaşım vardı. Tabii gerisini takip etmedim. Sen şimdi ne diyorsun? Bak belediye açıklama yapmak durumunda kaldı. Şimdi insanlar bugün hani ben hangi haber alırsam artık Twitter veya diğer platformdan alıyorum. İşte Facebook'tan alıyorum. Şey hemen belli. Bir saniye, iki saniye sonra birileri çıkıyor ama abartılı alıyoruz abi. Evet. Abartılı geliyor. Bir de iki hafta evvel yine söyledim. Bir kez daha söyleyeceğim. Bugün bizim işte nereden çıktı belli olmayan, bu ateş olmayan yerden duman çıkmaz lafı yok mu? Hı. Allah kim çıkarttıysa ne biliyorsa onu yapsın ona zaten. Çünkü biri birine bir şey söylüyor da hiç alakasız bir durum. O ateş mi oluyor yani, duman mı oluyor? Bizim halk öyle yorumluyor onu. Ya ama bir de bazı ya, bak, böyle, vardır bir şey. Ama hani bak, böyle bir de bazı zibidiler var, bunu özellikle yapıyorlar. Ben onları özellikle zaten biliyorum. Özellikle olmayan bir bunlar şey. Bunlar böyle karşına gelip söyleyemezler. Ondan sonra bir de gelip böyle bir takım kendi akıllarınca böyle, kendi küçük beyinlerince hani karşısındakini yıpratmaya çalıştığını veya aklınca şey yapmaya çalıştığını zanneder. Ben hep diyorum bak, bizim yerimiz yurdumuz belli. Ondan sonra sizi amcalarınız, dayılarınız, babalarınız, şunlarınız, bunlarınız kurtaramaz. Yani çünkü neden? Gelip insanlarla diyaloğu yüzüne karşı söyleyeceksin. Arkasından konuşmayacaksın. Evet. Genel anlamda söylüyorum. İnternette de öyle o yok. İnternette evet. Öyle bir durum yok. Hı-hı. Yazıyor oradan yumurta kafanın arkasına bir isim. Bir şekilde bir kullanıcı oluyor veya bir fake bir hanım ismi. Ben söylemişim, bizim toplum maalesef ki buralarda ciddi zaafları var. Doğru. Bir bakıyorsun 500 kişi takipçi olmuş. 2-3 resmini görmüş. Ondan sonra senin hakkında orada adam bir şeyler yazdığı zaman sen ben o bunu açıklamak durumunda kalıyorsun. Yani öyle Hakan abi. Çok şey yapmayacaksın yani. Ya, ben o sanalları zaten iplemiyorum. Ben bir de gerçek olanlar var, böyle elde tutulanlar var. Bir türlü böyle karşına gelemeyenler var. Ben onlardan bahsediyorum. Sanalları zaten biz gülüp geçiyoruz onları. Evet. Blokluyorsun, geçiyorsun. Ama bir de böyle elle tutulan zibidiler var. Onlara tabii dikkat etmekte fayda var. Yani. Kendilerini çok akıllı zannedenler bunlar. Halbuki fındık kadar akıllarıyla karşısındakine aklınca, kendi aklınca laf söyler. Evet. Ya memleket hakikaten de yaşanmaz hale geldi. Hafta içerisinde bir olay vardı. Hayretler içerisinde izledim. Bir anne evladını arabanın arkasına iple bağlamış abi. Ona o şekilde ceza vermeye kalkıyor sürükleyerek arabanın arkasında. Yani evet. Öyle bir hale gelmişiz ki söyleyecek kelime bulamıyorum artık ya. Hayretler içerisinde izledim. Çocuk okula gitmiyor diye çocuğu arabanın arkasına halatla gördüm, bağla. Gördüm. Maalesef. Maalesef. Allah ne diyeyim, bir şey söylemeyeceğim yani. Pekala. Ne yapalım? Özetlere geçelim. Dünkü özetlere. Konusu açılmıştı değil mi? Sapanca ile ilgili konu gelince bu noktada ben bir kez daha en azından altını çizmek istedim. O konuda Adapazarı'nın en standart üstü barınaklarından biri. Hatta tek olanı Sapanca'da. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Bir kez daha altını çizelim. Evet. İzmir günlük ayağı. Hadi hemen senden alalım değerlendirmeleri. Kems Bey'in kazanmış olduğu koşuyla başlıyoruz. İzmir pistinde start almış olduğu koşuların tamamında istikrarlı yarışlar koşmuş isimlerden biri. Dün de seri stilinin avantajıyla startla birlikte almış olduğu liderliği El Fuego'nun presine rağmen korudu ve net bir birinciliğe imza attı. Ancak bu Barbarian'ın uzayan her mesafede benzer rakipleri çok kolay geçeceğini şimdiden belirteyim. Artık üçlüye döndükleri zaman uzun mesafeli yarışlar başlayacak. Bu rakiplerine hiçbir şekilde imkan vermez, onu belirtelim. Geridekilerde dikkat çeken bir diğer isim de Harmandalı oldu. Kumpis performansı biraz daha etkili. Kuma döndüğü ilk yarışta Harmandalı'nı oynayalım. Evet, devam etsin. Vallahi bu... Evet. Ben mi? Bir antrenör arkadaşımızdan mesaj geldi biriyle ilgili. Ona cevap yazdım şimdi. Yani bu at çok iyi at abi.
Biz hani biriz birbirimizi biliriz gibi. Hele ki sahada. Evet. Kim kimin ne olduğunu hemen dolayısıyla hemen aynen güzel bir mesaj geldi. Şimdi Buat çok iyi at abi. Ayağı düz bassın. Zaten yarış hayatına başladığı günden beri hiç tabelana düşmedi. Evet. Gayet rahat gidiyor yarışın içerisinde. Kolay gidiyor. Jokeyine güven veren bir isim. Çok kolay gidiyor. Haddince hızlanıyor. Rahat kavrayan da bir Safkan. Tabii nereye kadar çıkar bilemiyorum ama dün mesela bizim burada Peking Gold var. Teraziye koyalım. Safkan bizden çok farklı isim. Evet. Ama dediğim gibi nereye kadar çıkar orasını tam kestiremiyorum. Ama biraz daha orta kısa mesafe atı gibi bir durum var. Ama genele baktım dedim ya. Temmuz'da başlamış koşu hayatına. Hiç tabelan düşmeden gelmiş. İyi bir at bu. Geçen son koşusunda bizim Kazım'ın atına son metrelere kadar bayağı bir direndi. Belliydi. Dün zaten banko olarak oynadık biz de. Zaten günün en sağlam banko atı. Gelir gelmez o ayrı bir şey. Evet. Yani zaten bu tarz bir atı yakaladığınız zaman kaybettiğinizde yarış severlere söylüyorum. Hiç problem değil. Yapacak bir şey yok yani. Ekibin ilgililerini kutlayalım ve Patient'la devam edelim herhalde. Evet, zor kazanan Safkanların start almış olduğu koşuydu. Patient'in kazanmış olduğu koşu ki rakiplerine baktığımız zaman grubun aslında en istikrarlı ismi. Start almış olduğu son 5 koşunun 3'ünde tabela içerisinde yer almış Patient. Öndeki bir sonraki koşuya geçtik arkadaşlar. İkinci ayak Patient'in kazandığı koşu. Öndeki yarışı süratlendiren isimleri anladım zaten. Yakın takip eden ve düzlük üzerinde yürüyen isim olduğu Patient. Sonrasında da farkı 4-5 boya kadar açarak net bir galibiyet elde etti. Şila ve Şeker Yıldız'ın ön tarafta vermiş olduğu ciddi tempo çok daha rahatlattı Patient'ı. Geridekilerden Red Queen 30 metre startta kalıp koşunun 6.'lığını elde etti. Benzer sıkıntıyı yaşamadığı ilk koşuda bu rakiplere bence çok kolay geçer. Evet. Geçen uzun geldi hoca buna. Yani uzunları yapmıyor benim şahsi fikrim. Yoksa o grupta da gelir o. Dünkü bu grubu yakaladığı zaman hele ki birebir de rakip bile yakalasa rahat rahat geçecek bir de pozisyon dahi vermedi. Yani uzunları biraz zayıf bu Safkan'ın hocam. Yani gelmez demiyorum. Ama dün çok kolaydı. Yanına evet, kolay bir şekilde geldi. Ve 7.5'lü dezavantaja rağmen, bu handikapa rağmen bana göre harika bir birincilik elde etti. Dorukhan da çok iyi sevk ve idare ettiğini de söyleyelim. Şeyla'nın yarışını beğendim ben. O yüksek tempoya girmedi. Hemen binicisi şöyle bir ele aldı başta. Çünkü bayağı bir yükseldi tempo. Ele aldı. Üçüncülükte kaldı. Sonra belki toparlayamadı, devam ettiremedi ama ben yarışını beğendim. Bundan sonra koşullarında dikkate ve değerlendirmeye alınmasında fayda var. Bunu da paylaşmış olalım. En azından söyleyelim. Ali abi mesaj göndermiş. Ali Kayakıt. Onun da selamları var izleyicilerimize. Sevgili Hakan, Eray ve Ümit. Ankara'dan Hasan da geldi. Hasan Karahan'dan bahsediyor. Hasan Karahan da geldi ve ayağının tozuyla tribündeki yerini aldı. Oktavların satış organizasyonu nedeniyle son hafta sezon vedası nasıl gelemedim diyor size diyor konuk olarak diyor. Bu ayın sonunda gelirim. Yine birlikte oluruz. Hava dahil olmak üzere her şey çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hasan'la birlikte sizlere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz demiş. Biz de Ali Kayakta ve biz Hasan Karahan'a selamlar. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Buradan dedikten sonra Ali abi bizim kıymetlimiz. Yanımız, evet. Kıymetlimiz. Ali abi bizim kıymetlimiz. Onu biz severiz. Her zaman da bizim başımızın tacıdır. Ne zaman istese de burada başımızın tacı. Ali abiyle neyse onu o biliyor. Sonrasında birkaç ay içinde, bir ay içinde, 1,5 ay içerisinde ona bir sürprizimiz var. Peki. Fesleğen'e gelelim mi? Bir sonraki gelelim. Ayak. Fesleğen'in değerlendirmesini alalım. Neler söyleyeceksin? Startı çok iyi aldı. Onun avantajını da yarışın sonuna kadar devam ettirdi. Bakmayın sonlarda bayağı bir sıkıştıran taylar olsa da kazanmasını başardı. Zaman zaman içe dışa doğru hafiften savrulmalar da yaşadığını ilaveten belirtelim. Burada yarış gören bir tay var. Kraliçem. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra bir yarış gördü. Start alacağı ilk maiden koşuda bence daha fazla maiden kalmaz. Takipatımız o olsun. Evet. Mit. Ya hoca piste dikkat ettin mi? Bayağı bozuk ya değil mi pist? Yok pist düzeldi biraz. Düzeldi. Düzelmiş halim. Bu düzeliyor yavaş ya, yavaş daha kötüydü. Bekir ya. Yani yeşermeye başladı yani o saman hali. Aslında orada bak oradaki ben mi yanlış renklerde şey var yani çim duruyor da. Baksana abi öbek öbek sağ ya. İşte. Yok, daha kötüydü daha yeşermeye başladı biraz daha. Başladı, evet. Yani tabii elbette ki ellerinden geleni yapıyorlardır da devamda yarış oluyor yani şimdi. Çok etkisiz. Baksana abi yani bak hele 700 görüntüsü gelse hani şimdi normal İstanbul pisti biliyorsun hani yayla gibi bir yer ama sahanın içinde insanlar yürüyüş yaptığı zaman
iniş çıkış, ufak çukurlar. Bakın görüyorsun mesela burada görüntüyü. İnsana göre çukur, at basıyor geçiyor ayrı. Hani evet. Zaten fazla fark etmiyor. O bile öyle görünüyor. Şimdi bakıyorum şu görüntüde. O burada görüntüde öyle bak. O tamam, kadar şey delik delik değil yani. Ben çok uzun senin zamandır İzmir'e gitmiyorum. Değil yani değil. Ama ne bileyim işte. Neyse yani yarışta fazla söylenecek bir şey yok. Kazanan Safkan bu gruplara gelebilecek bir isim ama yarışın dördüncü olan Safkan'ı. Bakın 57 kilo koştu dün. İyi de çıkmadı. Adapte olana kadar bayağı bir metre mesafe geçti. Geldi dördüncü kaldı. Evet. Yaprak kız. Eli farkı kulağında kaldı, eli yani. Kulağında bir yarışta gelebilir gibi görünüyor abi. Evet. Feslen geçen yarış aslında çok ön planda tutulan isimlerden biriydi. O güne özel bir sıkıntı oldu belki de. Beklentilerin çok altında kalmıştı ama dün Apprentice'inde ciddi katkıları vardı. Bu pisti çok seven Yiğit Başı'nın kızlarından bir tanesi. Ve bence güzel bir yarış kazandı. Güzel bir performans ortaya koydu. Öz Pembe'nin düzlük sprinti iyiydi. Bizim kız biraz daha Cem etkili olsaydı iddialı olabilirdi ama ilk meydana veda edebilecek isimlerden biri bence Bizim Kız ve Yaprak Kız. Bu ikisini de kara kaplı deftere not edelim. Dün İzmir'de aslında çok konuşulan isimlerden bir tanesi Lady Hatun'du. 8 numaralı Safkan hemen herkesin dilinde olan isimlerden biri. Dün için beklentilerin altında kaldı ki bir Çağan Eda Kız orijinli sanki biraz daha kumda daha etkili olabilir. Ama dün dediğim gibi birçok kişinin dillendirdiği, ön plana çıkardığı isimden biriydi. Oradaki dostlarımızdan, ekip arkadaşlarımızın bir kısmıyla yaptığımız görüşmede çok konuşuluyordu. Ben bu yarışın çok ölçü almıyorum. Bakın beyaz akıtmalı, kırmızı formalı Safkan dışarıda, Yaprak Kız'ın içinde kaldı şu anda. Hiç işlemedi. Bir sonraki yarışı daha farklı olabilir. Kara kaplı defterimize Lady Hatun adını not edelim dedikten sonra The Yıldızlar'a geçelim. Kilit cümle bence de pistle ilgiliydi. Yani kumu bulduğu zaman farklı koşar. Aynı seninle hemfikirim. Günün bir diğer ayağında The Yıldızer kazandı. Güzel bir tempo yarışı izledik. Mustafa Çiçek'i kutlarım. Yaklaşık 4-5 aydır benim oynadığım, güvendiğim ve favori hanesinde önerdiğim bir isimdi. Dün oynamadım. Hayır. Önermedim de. Tam tempo aslında. Bütün takip bu hafta içerisinde bütün takipatlarım kazandı. 10 lira ganyan, 8 lira ganyan, 5 lira ganyan, 3 lira ganyan. İyi bir haftaydı ama The Yıldızer bende yoktu. Tekrardan Mustafa Çiçek'i kutlamak isterim. Mükemmel bir tempo yarışı sergiledi. Ekibi de kutlayalım, atıyı hazırlamışlar. Geriye dönük performanslarına baktığımız zaman hep bu şekilde önlere de gidiyor. Biraz pres yediği zaman hafiften pusan bir isimdi ama dün hiçbiri olmadı. Maşallah. Geridekilerden kim dikkat çekti? Vallahi şu pedalizayı benzer mesafelerde hep kollayalım. Bir potansiyeli var. Gününde olduğu zaman bu rakipleri geçebiliyor. Longway'in atakları çok ciddiydi. Güçlü geldi ama dün için tutturamadı. Biraz daha tempo olduğu zaman. Olmayan isimlerden biri Longway. Evet, evet. Başladı. Buna rağmen ben Longway'in yarışını çok beğendim. The Yıldızer dün açıkçası benim tuttuğum isimlerden biriydi. Zira bu kez dedim mesafe tam lehine. Çünkü arka grubu devrini buldurabilir. Daha önceki yarışlarında da bu tip yarışları vardı. Açıkçası ben de Mustafa'nın yarışı çok iyi okuduğunu ve çok doğru yerde, doğru zamanlamayı, hatta son anlarda çok tehlike yaratmasına rağmen o son bir atımlık barutu da potonun önünde kullandığını düşünüyorum ve son derece başarılı bir performans. Benim tuttuğum isimlerden biriydi Yıldızer, inandığım isimlerden biriydi. Dün iyi koşmasını beklediğim geldi, burada devam ettirdi zaten. Still Waiting iki yarıştır fena yarışlar koşmuyor. Ben kara kaplı defter için burada sizlere özellikle Drummer'ı önereceğim. Padoğ'un iyi atlarından biriydi, en iyi atlarından biriydi. Bundan sonra koşuları daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Evet. The Yıldızer kaçamayınca gelemiyor abi. Ama burada tempo biraz daha Gökhan'cığım. Evet. Yani kaçmak demeyelim, tempo diyelim. Bu The Yıldızer kaçamayınca gelemiyor. Elazığ'daki kıyamet gibi geçen yarışta da kafayı alamayınca yarışa küstü. Bu kez alınca kazandı yayınlar demiş. Gökhan Adana'dan, Gökhan Yalçınkaya selamlarını da söylüyor. Tempo yarışlarını daha iyi genelde yapıyor. Kafayı alıyor ama pres yediği zaman devam ettiremiyordu. Dün mesafenin uzaması... Aynen. Arkadaki safkanların biraz daha beklemesini sağladı. Çok daha rahat kalınca aynen kabul edilir çünkü tempoyu. Ankara'da da falan benzer yarışları var. Önce var, devrini evet. Bulunca devam ettirebilen isimlerden bir tanesi. Benim de eşkal olarak taylığından beri çok beğendiğim bir isim. İkiliyken de böyle iri yarı, dev gibi bir taydı. Hatta taylarda böyle çok iri yarı cüsseler çok iyi olmaz. Çabuk arızalanır, çabuk sakatlanır denirdi. Ama açıkçası... The Yıldızer bu şeyi kıvırdı. İki yaşlılığında çok farklı cüssesiyle. Bak şurada bile mesela. Tabii artık diğerleri de hani üçlüye döndüler ama Padoğ'u her zaman ilgi çeken, dikkat çeken taylardan bir tanesi. Çok da iyi bir grup yakaladı 5 yarda göre. Burada sayısı değişmiş.
Ata çok yaramış maşallah diye yine sağdan arkadaşlarımızın gönderdiği mesajlar var. Evet. Şimdi tabii 5 şarta göre çok müsait bir grup yakaladı. 60 puanlı at yok hocam yarışta ya. 5 şart yarış dediğin zaman öyle kolay değil yani. Sert yarış normalde. Ama koşta 60 puanlı at yok. Bir o Kadir'in bindiği at bir 85'in üstünde. O da dün ne oldu ona? Winformi. Bir şeyler oldu ona muhakkak. Onun yani, bir önceki yarışı da sanki iyi değildi. Öyle ama hatırlıyorum ben. Ama şeyde kumdaydı galiba o yarış. Burada gelmesi lazım bir yere. Burada bir yerlere atardı şey o at kendini. Yani. Yok, çimdeki bir önceki yarışı da onun kötüydü. Kum da kötü koşmuş. Arka arkaya 3 yarış oldu. Var hatta, yani burada da Kadir var. Zaten baktı alamadı. Hiç hemen bastı enseye. Yani. Ben pek beğendiğini düşünmüyorum Hakan abi aksiyonlarını. İşte zaten şey yani, yapmadı. Kadir bırakmaz onu. Kadir devam eder. İnansa biliyorsunuz Kadir'i. Bir ışık görmedi orada. Veyahut da bir herhangi bir o an için aksiyonlarında bir şey olmuş olabilir. Ama dediğim gibi 5 şarta göre 60 puanla at yok hocam. 5 şart koş dediğin zaman önceki dönem çok sıkı hazırlığı olan az atlı koşulan yarışlar olurdu. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz hani 10 tane yine fazla kalabalık değil ama 15-16 atlı 5 şartlı yarışlar oluyor. Biraz bu kalabalıktan da kaynaklanıyor. Tamam ama böyle 5 şartı bulduğun zaman lokum yani. Atın biraz hazırsa 5 şarta koşacak güçte olacak tabii. Evet. O zaman gelir yani. Ama Gökhan Yalçıkaya'nın da dediği doğru bu anlamda. O presi yiyince bırakıyor. Değil mi? Öyle küsen çok at var abi. Evet. Çünkü rahat tempo kurması atın çok büyük faktörü var. Eğer tempo at ise tabii. Ama bu iyi bir tempo at. Tamam, yani tempo at ise. Yıldızlar iyi bir tempo. Kurar temposunu sen istediğin kadar gel. O devam etti. O yine. Geçen mesela geçinip, Turap geçen, yarışı bak. Turap var. Mesela. Evet. Tam bir lokomotif. Abi. Yani farkındaysan kimdi o dışına gelen? Ryan Errol değil. Öbür Şeker Ağa değil mi? Şeker Ağa mıydı? Şeker Ağa. Şeker Ağa mı saldırdı? Halis'in atı mı saldırdı? The World is Yours mu saldırdı? Şimdi tam 30 sene önceki yarışı söyleriz de sırasını burada geldikçe devam etti. Geldikçe devam etti. Geldi çünkü onun o devrini buldu Turap. Üzerinde de Saadettin var zaten devrini buldu. Aslında ilk önce Halis uyandı işte farkındaysan. Hemen bir şeye aldı arkasına düştü. Ama öyle bir at ki o Turap. Yani bildiğin lokomotif. Burada da mesela aynı şekilde. Yani 1400'de Turap'ın başarılı olacağı yarışlar belki daha az olabilir. Orada da devrini bulursa gelir ama bu tip uzayan mesafelerde işte Turap olsun, Yıldızlar olsun bunun gibi bir sürü at var. Hatta lokomotif dedik, Arap lokomotif de ya daha. Ya Turap'ı şimdi biraz hafife aldılar. Ya neredeyse 1.07'ye gelen bir tempoydu o tempo. O tempoda zaten bırakırsan durmaz ki zaten. Yani. Turap boş bir at değil. Bakmayın birkaç yarış kötü koştu diye mesela göz ardı edildi. Yarışlarına bakalım. Abbas Yolcu da en başarılı olduğu koşular ağırlıklı olarak temposunu kabul ettirdiği koşular. Ben Abbas Yolcu'nun bekleme yaparak orada, daha iyi koştu orada ben düşünüyorum. De sanki biraz ben daha de... ama daha önceki yarışlarında mesela beklediği koşularda da başarılı. Ya gelebilir ayrı. Ben ama denedi mesela... birkaç yarış öne gitmeyi denedi olmadı. Ya ama hep şey oldu. Önde başka rakipler var. Veya arkadan pres yediği yarışlarda ne oluyor? Şekera. Bırakıyor Şekera. Ama kendi boş çıkıp Abbas Yolcu'nun tek başına kaldığı yarışlara bakın. Aka. Abbas gibi olsun diyorsun da. Ben öyle düşünmüyorum. Tam ben tersi. De orada farklı düşünüyorum. Ben de yani illa babası Abbas diye Abbas'ın temposuyla benzer olacak. Yok canım babası Abbas yani, değil ki. Ya şey annesinin babası, Abbas. Pardon dedesi. Tamam. Dolayısıyla İsmi dedesi, de tabii. Dededen. Tamam. Life chain'in tamam. babası evet, Abbas. Evet, tamam. Dolayısıyla hani bu anlamda söylüyorum. Şimdi ben de biraz daha beklediği yarışlarda o Özcan'ın hani böyle 2-3 gidip düz. İstanbul'da bir yarışı az atlı bir koşuydu. 5 ya da 6 at koşuyordu. Orada tempo yarışı yaparak, kendi temposunu kabullendirerek kazandı. Bence ekibi o koşu aldattı. Ondan sonraki yarış start almış olduğu koşuların tamamında önde gittiler. Ben ekiple orada hemfikir değilim. Daha farklı koşması gerektiğini düşünüyorum Abbas Yolcu'nun. Peki. Devam edelim. 5. ayağa geçebiliriz. Galapagos'un kazanmış olduğu koşu. Evet, startı yine iyi alan isimlerden biri ki gruba baktığımız zaman 12 tane at start alıyor. Yarış hayatları boyunca istikrarı bir türlü yakalayamayan isimler. Dün startla birlikte almış olduğu liderliği Nurettin Şen kolay kabullendirdi. Hatta önceki yarışlarında biraz daha önlerde giden Borhan Bey de çok fazla oralı olmayınca sonlarda bütün atakları sadece ikinciliğe girmesini sağladı. Galapagos'un ilgililerini kutlayalım. Nurettin Şen'de de bu ara bir kıpırdanmaları var. Temennim bu şekilde devam etmesi yönünde. Bombanın 100 metre starta kaldığını belirtelim ki benzer sıkıntıyı yaşamayacağı her koşu bence bu rakiplere geçilmez. O da ayrı bir detay. Evet. Burada açıkçası Ümit sen yorumunu yap. Ben düzlükte birazcık açıkçası İnsuyu'nun da mesela şey rakiplerine Ünibolu biraz yani göstereceğim tabii yarışta. Biraz içeriye doğru yatması tam devrini bulmuş atları da etkiledi diye düşünüyorum. Yorumlarını alalım senin ondan sonra yani, bir daha paylaşacağım. Şimdi yarışta tabii aslında pek
tahmini zor bir koşu bu. Yani herkesin geliri var 3-5 tane atın. Var mutlaka. Aralarından da Nurettin'in bindiği at geldi. 53'e de Nurettin valla iyi yani. 53 bu mevsimde. 1,5 fazla binmiş. Tamam yani. İyi yani. İyi, iyi evet. Yani 2'de değil fazlalık. Evet aynen bu mevsimde iyi 53. Ben geliyorum ya 10 senedir atmıyorum 51,5 kilo abi. Evet. Nurettin vallahi bravo yani dediğim gibi. At da yalnız kuvvetli bir at hoca bakma. Yani o yaptığı balans bozukluğu bazı at şımarıktır abi. Yani mesela Galapagos zaten şımarıktır yani bazen. Yani hiç mesela orada onun balans bozukluğu yapacak hiç yok. Bak ben burada in suyuna dikkat edelim. İkincideki mavi forma kırat. Kırat evet. Şimdi bak içeriden Ünibol devrini bulmuş geliyor. Onun içindeki de Ünibol. Bak şimdi hop oradan Ahmet sağdan bir kamçı Ünibol'u gönderiyor oraya. Anlatabiliyor muyum? Orada bir üzerine doğru gitti. Ünibol dışarıya çıkıyor. Şimdi içeriden bak bir daha bu kamçı at iyicene içeriye gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ünibol bu koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Eğer orada onu yaşamasaydı bilmiyorum bak. Şimdi de sola aldı kamçıyı ama anlamı yok. Biraz Ünibol'un in suyunun, Ahmet Oğlu'nun o sağdan kamçılarıyla içeriye doğru yatmasından biraz etkilendiğini düşünüyorum. Ha geçebilir miydi? Daha iddialı olabilirdi. Çünkü tam devrini bulmuş geliyorsun sen. Öbür at alıyor seni içeriye doğru gidiyor. Öndeki at zaten önde kendi temposunu götürüyor. Ümit o gözle bir değerlendirmeni isterim şimdi seni. Yarışın sonundaki biraz fark... etkilendiğini düşünüyorum. Etkilendi tabii. Yani yarışın sonundaki fark çok yüksek hoca. Yani tamam. Fazla. Geçerdi geçemez ama değerini bulan bir at şimdi. Tabii tabii. Hele ki Arap atı ihtimal yani. Yok dediğimizde geçen yarışını kazandığı yarışı bir seyret. Yok ihtimal yok demedim. Yani, çok zor dedim. Yani. Zor ama yani, bir önceki zor. Yarışını kazandığı yarışta olmamış yarışı kazandı. Yani tamam. Bazen... Ya bir de Arap atı zaten hani en ufak bir şey olduğu zaman zaten bırakmaya... Jockey'den onu önce bak, Kırat Insuyn'dan bahsediyor. İçinde de Ünibol vardı. Evet peki. Orada zaten bir kulvar değişikliği oldu. Ahmet'in de burada şöyle bir durumu var. Yani şimdi zaten at içeri yatıyor. Orada hala sağdan iki tane arka arkaya denenmez kamçı. İki bak tane... şimdi içinde devrini evet. Buldu Ünibol geliyor bak mesela. Zaten ilk önce içeri yattı. Bak soldan bir uyardı. Sonra aldı evet. Sonra aldı. Bak burada o onunla bir birlikte götürüyor öbürü de götürüyor. Evet. İki tane. İki tane vurduğun zaman zaten at içeri gidiyor o meyilli. Onu daha çok tetikliyorsun zaten. Evet. Dolayısıyla burada Ahmet'in bir hani aradaki fark açık diye hesap edip arka tarafı pek düşünmemesinden kaynaklanıp ince bir foul oldu orada. Ama tabii etkilendim, etkilenmedim. Zaten konuşmaya gerek yok. Görüntü ortada. Evet. Peki Eray? Ya işin farklı bir boyutu da ya burada bu koşuda koşan atların birçoğunun problemleri var. Yani ufak evet. Tefek sıkıntıları olan atlar, gerçekçi olmak gerekirse orada çok da fazla Ahmet'te kabahat bulmak istemiyorum. Tamam ısrarla ikinci kamçıyı vurmaması gerekiyor ama hay kabahat var değil, etkiledi. Etkiledi. Kamçı o bir eksiklik ama hata. Atların da güçleri bunlar ya. Yani sezon içerisinde toplasan bir tane birinciliği olmayan atlar var. Önümüzdeki senede işleri çok zor. O sıkıntıları giderip geri gelip iyi koşarlar mı bilmiyorum ama evet. Bu grup hakikaten de yani İzmir'de bulunabilecek en uygun grup. Peki. Ben de bu nedenle biraz sürpriz arayışına girmişim. Galapagos vardı bende. Ne güzel. Bir faydası olmadı o ayrı. Peki Sürmeli Sultan'a geçelim hemen son ayağa geçelim. Ali Can'ın dün iki tane başarılı yarış koştu ve kazandı. Onlardan biri de Sürmeli Sultan. Son ayak arkadaşlar harika. Koşunun liderliğini bilinen stiliyle Bilgin'in oğlu aldı. Düzlüğü döndü ama iş bu sefer o kadar kolay gibi değildi. Çünkü Meloş bariyer dibini aldı bu sefer. Hep söylüyoruz ya dilimizde tüy bitti. Bu at bariyer dibinden geliyor diye. Geçen yarışta ortalara çıkıyor aprantisi, binicisi kimse. Belliydi orada gelin. Bu ata bariyer dibini aldırdınız her yarışta geliyor. Meloş. Üstelik bir de İzmir'in o bariyer dibinin hani bir efsanesi var ya daha iyi diye. Evet. Eray da söylüyor. Yani genelde Çim'de özellikle oradan son dönemde, gelenler. Evet. Özellikle. Ama yapacağı çok fazla bir şey yoktu ve Sürmeli Sultan bence net bir birincilik elde etti. Meloş son anda ikinciliği kurtardı burada. Yiğit Soy son metrelerdeki atakları geldi. Ona üçüncülüğü getirdi. Bilginin oldu. Düşen temposuyla tabelayı tamamladı. Burada kara kaplı defter için önereceğim isim Gülerce bir yarış kötü koştu hemen gözden düşmesin. Bundan sonraki koşularında daha farklı olacaktır kanaatindeyim. Valla yarış boyunca bariyer dibini bırakmayan iki tane at. Biri Meloş koşunun ikincisi. Bir diğeri de grubu biraz daha geride takip edip yine o bariyer dibini bırakmayan Sürmeli Sultan. Ya o pistin dip tarafının ne kadar temiz olduğu, ne kadar sağlam olduğunu artık at binenler oradan anlasınlar. Mümkün olduğu kadar oraları bırakmamak gerekiyor. Bilgin'in oğlu bir önceki yarışında benzer grubu kolay geçmişti. Normal şartlarda ben Bilgin'in oğlunun bu gruptan çok daha üstün bir isim olduğunu düşünüyorum. Dün Ağa Cemal'in yarışın başından sonuna kadar Bilgin'in oğluna uygulanmış olduğu pres atı çok yıldırdı. Çok fazla ölçü almayalım. Start alacağı ilk koşuda benzer grubu geçebilir. Onun dışında 1700 mesafeli son koşusunda Ağa Cemal dışarı doğru savrulmuştu. Dün de baştan sona kadar Bilgin'in oğluna pres uyguladı.
Dünkü performansını beğendim. Eli kulağında. Start alacağı ilk koşuda kazanmaya çok yakın. Onu da ilave edelim. Yiğit Soy'u çok beğendim. Adım adım geliyor. Beğenmediğim isimlerden biri Magma oldu. Bu gruplarda Magma'nın 7. 8. olması çok kötü, evet. Hayal kırıklığı. Çünkü uygun gruplar. Buralarda bir şekilde kendini göstereceksin. Gösteremiyorsan sorun var demektir. Evet. Ümit. Geçen bir yeni çok sürpriz yapan Buat mıydı? Buat. Değil mi? Gene öyle. Ama Çim'de. Kumda biraz daha eksik. Evet. Eksikliği daha doğrusu. Kumda iyi yarışı yok. Evet. Dünkü koşuya bak hocam. Hakim grubu at. Tabii. Hakim at yani. Geliyor alıyor, hiç kimse yokmuş gibi aradan. Ama ondan sonra da bir iyi yarış daha var galiba ama. Değil mi herhalde? Doğru ama ilk gene çok bomba var, olmuş. Evet. Değil mi? Üçüncü mi? Öyle çok, çok bomba oldu. Yani. Yine aynı. Şimdi ama burada tabii Bilgin'in oğlunun ön tarafı bu kadar ısrarla kovalamasının sebebini anlayamadım yani. Ya şimdi yarış kısa diye. O götürdü, numarayı götürdü zaten. Hiç gerek yok ya abi. Gerek yok. Al, geçen gidelim. De öyle kazandığı için. Ya, öyle yarışlar öyle ya. Çok evet. Çıktı temponun üstüne abi ya. Yani bilemiyorum. Tabii. Ağa Cemal çok zorladı aslında Ümit. Yani. Ver şimdi al arkasına. Şimdi zaten en iyi beklemeler abi. Kısa mesafelerde yapılır. Şimdi orada kalkıp hani baştan sona 1400 metre birbirini yediğin zaman zaten yapacak bir şey yok yani. Bir yerde bırakacak. Ve daha erken bıraktı. Ha, sonunda gelir gelmez ayrı. Bu Hatun çok koştu, ayrı bir şey. Hakim grubu. At aradan çıktı. Tabii. Geldi kolay kazandı at yani. Fena da bir at değil. Bakmayın bilemiyorum neden arada şeyler oluyor ama gününde olduğu zaman. Kum da biraz daha eksik evet. Gibi sanki Çim'i daha iyi yapıyor. Şimdi koşu üçer topu topu. Evet. Ne olabilir kısa ki? Kısa mesafeleri daha iyi yapıyor. Ama fena değil bu at, bakmayın. Daha da böyle ara ara çıkıp kazandı. Gelir yani bu. Peki, bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim İzmir'i. İstanbul'a geçeceğiz ama biraz tweetlere bakalım. Sizlerden gelenler var. Az bir şey. Belki sonrasında İstanbul'a geçeceğiz eğer arkadaşlarım da verirse. Günaydın Hakan abi. İki ay önce dediğin çıktı diyor. Karataş Özcan Yıldırım'ı yakalar ve 10 fark yapar demiş. Neler olsun, daha 10 fark olmadı, daha çıkmadı. Bunu ben değil birçok kişi söylüyordu zaten. Selamlar Eray Bey. Ankara'da bugün günün en sağlam bankosu sizce hangisidir demiş Hüseyin Kilitçi. Yorumlara bırakalım. Engin Yürür'e, Sinan Aslan'a, Söner Zengin'e teşekkürler diyelim. Hakan Ilıca'ya hakeza. Yine Turap Şeker Ağa mücadelesi diye Hüseyin Kilitçi hatırlatmış. Bir de henüz yeni açanlar varsa Son Düzlük Tight'i 10.30'da tüm dostların katkı ve katılımları bizi mutlu edecektir. Bekleriz. Retweet ederseniz sevinirim. Buradan Engin Namlı'ya teşekkürlerimizi iletelim. Onur'a teşekkürler. Hikmet Kızılca, Hikmet Bey'e hakeza. Murat Can Mert'e, Abdullah Kocaoğlu'na, Ali Rıza Kahraman'a, Simi Göl kıymetlimize, Serkan Coşkun'a, İsmet Ala'a, Mahmut Altaş'a, yine Metin Lastikçi'ye, Lili Yar'a, Can kardeşlere, sevgili Muharrem'e, Muharrem Can'a ve Hakan Ilıca'ya teşekkürler. Henüz belki açmayanlar varsa hatırlatırsanız seviniriz diyelim. Hakan Bey, oğlumun ismi Cenker. Selam gönderirseniz sevinirim. Televizyona yapışmış selamını bekliyor. Cenker'e de buradan selamlar olsun. İsmini Ganyan Bayramımızdan apranti Kemal, Kasım, Cemal, Yavuz, Uğur, Mehmet, Ali, Hasan, Recai selamlarını söylüyorlar. Bir mukabil çok teşekkürler. Hakan abi, altında kayıtlı atlar fazla olunca ders çalışmamız zorlaşıyor. Galopları, sprintleri, yarışları, handikap puanları diye gelen mesaj var. Yine İstanbul Son Ayak'ta yedili ganyan yattık demiş. Karataş'ı ne zaman yatsam yatıyorum diye de bir şansım pek uyuşmuyor demek ki Yaşar kardeşimizin. Yine abi, at yarışı ile alakam yok ama muhabbetiniz, sohbetiniz için izliyorum sizleri demiş. Teşekkürler. Antalya'dan da selamlar, saygılar demiş. Şöyle bir mesaj var. Bu arada Oğuz Bey bir mesaj göndermiş, Oğuz Yalçın. Hakan Bey merhaba, iyi programlar dilerim. Ekip olarak da Özcan'a da, Akın'a da, Selim'e de hiçbir yarışta mutlaka en önde gitmesi gerektiği şeklinde bir direktif verilmedi Ümit. Ben bir şey söylemedim. Yok yani öyle bir direktif verilmemiş. Hani önde gittiği yarışlarda daha başarılı. Bana göre öyle. Abbas, yok hani o yarışlarda da diyor. Ya öyle bir düşünce yoktu. Öyle yani, bir düşünce yani, o zaman yok diyor Oğuz Bey. Diyor ki böyle bir direktif verilmedi. Yarışın temposuna ve rakiplerin öndeki isteklerine göre ısrar edenlere numarayı verip 2-3-4 bekleyebiliriz. Kimse gitmez, önde kalırsak tempoda yapabiliriz. Atımız iki şekilde de iyi koşabilir. Yeter ki son düzlüğe sermayeyle girebilelim. İnisiyatif sende denmiştir bu jokeylere deniyor. 4 yaşa geldiğinde çok daha iyi olacak inşallah. Abbas Yolcu demiş. Aynen. İnşallah ayağı düz bassın. Oğuz Bey'e de bu paylaşım için teşekkür ediyoruz, Oğuz Yalçın'a da. Zira en azından... Sana gelmiş mesaj, bana değil. Sen demedin mi ekibi yanılttı? Ondan sonra hep önde gittiler.
O diyor ki ben öyle direktif vermedim diyor. Ben bir şey söylemedim zaten. Yok sen de önde gittiği yarışlarda başarılı. Başarılı dedim ben. Başarılı. Yani herhangi bir direktif vermedim. Demek ki ekip önde gitmesini istemiyormuş. Öyle bir düşünce yok yani. Seray'a gelmiş mesaj. Eray da onu söylüyor zaten. Beklediği yarışlarda daha iyi koşuyor. Tabii ben bana göre tempo yarışlarında daha iyi. Benim düşüncem o. Bana göre de tempo yarışlarında daha iyi. İşte o inisiyatif de jokeylerde. Dolayısıyla bundan sonraki yarışlarda yeter. Oğuz abi sizce nasıl daha iyi koşuyor? Sizden de bir. Sermaye. Sen bir yarışa engeli bekle Serdat'ı bakalım ne olacak. Sermayeli çıktı. Engeli diye bir şey demedik zaten. Yok yok ben de farklı bir şey yaptım. Yeter ki diyor sermayeli çıksın yarışta. Evet. Diyor, ayağı düz bastık. Bari beğendiğimiz bir at tabii. Tabii. Konu oradan geliyor zaten örnek olarak. Ben bundan sonra Abbas'ı da çok severdim. Evet. Sizin çocukluğumuzun starı ya abi Abbas ya. Hadi bir Abbas nostaljisi yapalım o zaman. B-boy, 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 B-boy. Hadi bir Abbas nostaljisi yapalım o zaman. Araya bir Abbas nostaljisi katalım. Bak bizim program böyle işte anında gelen şeylerle. Bir 15 Temmuz 92'ye gidelim bir Abbas nostaljisi izleyelim mi? Arkadaşlarım versin ekranlara İstanbul yorumlarına geçmeden aradan bir Abbas çıkaralım böyle. Bir gelsin. Arkadaşlarımı da ekrana getiriyorlar. 15 Temmuz 92 izleyelim bakalım kimler varmış o yarışta. Sayın yarışseverler, günün ikinci koşusu Mehmet Kemal Kara Mehmet koşusuna katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları Çin piste çıktılar. 1 numaralı Native Pro'su da Mümin Çılgın'la, 2 numaralı Abbas Süleyman Aklı ile, 3 numaralı Bestline Ertuğrul Can Kılıç'la, 4 numaralı Good Luck Tınay Adışen'le ve 5 numaralı İskoçyalı Kadir Altınöz'le. Ve atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Mehmet Kemal Kara Mehmet koşusu başladı. İç kulvarda Good Luck dışında Abbas arasında bir liderlik mücadelesi var ve Abbas numarayı alıyor. Ve bir boy farklı bir liderlik temin ediyor 1800 geçirirken. İkinci de İskoçyalı sarkıyor. İçinde Good Luck dışında Bestline onların bir boy gerilerinde. DT Pro'su da sırasıyla koşunun son 1600 metresine doğru gidiyoruz. Abbas temposunu artırıyor. Aradaki farkı 2 boya kadar çıkartıyor. 1600 geçirirken 2,5 at boyu ise İskoçyalı'nın 1 boyu ise Bestline. Onun 1 boyu geçirirken Good Luck dışında Native Proceed'a ve 1400 startına doğru gidiyoruz. 3 boy farklı Abbas'ın liderliği devam ediyor. 3 at boyu geçirirken İskoçyalı'nın 1 at boyu ise Bestline. İçinde Good Luck dışında Native Proceed'a 1400 starta geçiliyor. Abbas aradaki farkı 4 boya kadar çıkartıyor. 4 at boyu ise İskoçyalı'nın 1 at boyu ise Bestline. Onun bir at boyu gerisinde Good Luck dışında Niti Prosida ve 1200 startı 3 boy farklı Abbas'ın liderliğinden geçildi. 3 at boyu gerisinde İskoçyalı hemen dışında Bestline. Onun bir at boyu gerisinde Good Luck hemen dışında Niti Prosida ve koşunun son binine doğru gidiyoruz. 2 boy farklı liderliğini Abbas koruyor. İkinci de Sarkan Bestline'ın önünde içinde İskoçyalı daha sonra Niti Prosida içinde Good Luck ve 800 startına doğru gidiyoruz. Abbas 2 boy farklı liderliğini koruyor. 2 at boyu Bestline hemen içinde İskoçyalı dışında Niti Prosida onların bir at boyu gerisinde Good Luck. Ve koşunun son 800 metre Abbas'ın 2,5 boy farklı liderliğinden geçildi. 3 at boyu gerisinde Bestline, onun 1,5 at boyu gerisinde İskoçyalı dışında Niti Prosida. Ve koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. 3 boy farklı Abbas'ın liderliği sürüyor. 3 at boyu ise Bestline onu kovalıyor ve 600 startı geçilip 600'de 4 sonrasında son düzlük dönülüyor ve pistin içinden dönmeyi tercih eden Abbas oradan 3 boy farklı liderliğini koruyor. Bestline'in gayretine rağmen geriden Niti Prosida'nın hata var. Koşunun son 400 metresi geçiliyor. 2 boy farklı liderliğini Abbas koruyor. Orta koridan Bestline onun dışında Niti Prosida atak yapıyor. Koşunun son 300 geçiliyor. 2 boy farklı liderliğini Abbas koruyor. Bestline ve Niti Prosida geliyor. Koşunun son 200 metresi geçiyor. İçeriden Abbas 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. Dışarıdan Niti Prosida içinden İskoçyalı ortalarından Bestline atak yapıyor. Koşunun son 100 metresi 2 at boyu kadar Abbas lider. Dışarıdan Niti Prosida ve Bestline geliyor. 1,5 at boyu Abbas lider. Dışarıdan Niti Prosida ve Bestline geliyor. Ancak koşuyu Abbas kazanıyor. İkinci ve üçüncülük kararı Niti Prosida ve Bestline arasında varış hakemlerinin kararına göre belli olacak. Koşunun dördüncüsü İskoçyalı. Evet sayın yarışseverler koşuyu 2 numaralı Abbas kazanıyor. İkinci ve üçüncülük kararı 1 numaralı Niti Prosida ve 3 numaralı Bestline arasında varış hakemlerinin kararına göre belli olacak. Koşunun dördüncüsü 5 numaralı İskoçyalı. Evet, dolayısıyla Doruk Bey var Karaman Ötekirisi'nden yine görüntüyü niye aldınız arkadaşlar?
Şerife Hanım vardı. Yine Meral Hanım ve Özdemir Bey kupa törenindeydi. Dolayısıyla kupa töreninde izlemiş olduk ve evet Abbas. Abbas çocukluğumuzun starı abi ya. B-boy, 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 B-boy. Bir tur daha olsa gene Abbas birinci. Ne yarışları vardı. Bu tabii 92 burada dörtlü değil mi? Üçlü. Evet. Sen daha yat. 91 Gazisi. 91. 91 Gazisi ya. Abbas 92 Prestij. 92 Prestij. Gazisi. Burada 3 yaşında. Zaten ne zaman el değiştirdi hoca? 92'nin sonu herhalde. Doğru. Tam ben çünkü bildim bileli mor forma. Yok ben şeyi ben yetişmedim. Yani o dönem yarışı seyrettim ama Atman Akürüsü'ndeki şeyini hatırlamıyorum hiç. İşte ona ben bildim bileli mor forma. Gazi'yi ama şeyle kazandı. Atman Akürüsü'ne kazandı. Akürüsü ben hani kazandı. Şeyi hatırlamıyorum. O kadar. 11 yaşındayım anladım, o zaman. Anladım. Ama Abbas'ı bildim bileli anladım. Mor forma. Ama yani Hücet hakikaten Hücet. Çok özel bir at. Daha sonra Mefküre Hanım'a, Mefküre Yüce Türkiye Akürüsü üzerine koştu. Güzel de atlar var burada yani. Şimdi Bestline şey, Umur Tamer, İskoçyalı Nihat Temeloğlu, Good Luck Yücel Köylü, Native Proceed'a Kitapçı. İkincilikte giden kimdi burada? Bir versenize isim sesi. 200 startı 3 boy farklı Abbas'ın liderliğinden geçildi. 3 at boyu gerisinde İskoçyalı, hemen dışında Bestline, ondan 1 at boyu gerilinde Good Luck, hemen dışında. Tamam, İskoçyalıymış o. Zaten hepsini saydık. Dolayısıyla hakikaten dönemin aslında Native Proceed olsun, İskoçyalı olsun, bunlar tempo yarışlarında başarıyla koşan isimlerdi. Abbas burada devrini kabul ettirmiş. Abbas Yolcu'nun Abbas'a geldik bugün Oğuz Bey'in mesajıyla. En azından Abbas Yolcu'nda dedesini seyretmiş olduk. Burada o güzel yarışlardan bir tanesiydi. Mehmet Kemal Kara Mehmet Kupası koşusunda yine Doruk Bey orada damatları Şerife Hanım vardı ve yine Meral Hanım ve Özdemir Bey'le güzel bir kupa töreninde izledik. Peki hemen tweetlere geçelim, ondan sonra öbür yorumlarımıza geçeceğiz. Vural Bey'in mesajını paylaşmıştık. Günaydın abi, Patient 1600'de 4'te 3 yaptığı mesajı var. Aslında iyi bir atama hikmetse tam oturamadı demiş. Akif Taş, bu arada İzmir'de çimin kumdan hiçbir farkı yok Hakan abi. Özellikle fotoğrafın hiç önünde çözüm bulunmuyor demiş Akif. Onunla ilgili görüşmelerimizi paylaşmıştık. Akif'e de selamlar. Tüm son düzlükçülere mutlu hafta sonları olsun. Nereden, hangi filmden bu? Tosun Paşa. Tosun Paşa. Telloğulları ile... Tosun Seferoğulları. Seferoğulları ile... Tosun Paşa geçen şeyle çıktı. Eray sen seyrediyordun onu. Ben tweetini gördükten sonra açtım, seyrettim. Sen devam ettiysen eğer. Bir bilgi yarışmasında. Ama bu öyle soru yok, olarak... Yok, sonra kapattım ben. Kapattın kapattım mı? Kapattım. Bayağı bir izledim. Mesajlar atıyor böyle. Dur dedim, ya, bir açayım seyredeyim dedim. Bir bilgi yarışması. Açtım baktım, şeyi soruyor. Ben mesela Tosun Paşa cevabını veremedim orada. Bilmiyordum. Filmle ilgili değil. Mısır'la ilgili bir soru vardı. İşte hangi paşadır diye. Soru uzun bir soru. Şimdi detaya girmeyeyim. Dedim en kolay elediğim ya Tosun Paşa'yı dedim şey diye koymuşlar belli. Tosun Paşa'yı eledik oradan. Ne paşa vardı bakayım? 7-8 Hasan Paşa. onu da eledik. İkisini eledim. Dedim ki 7-8 Hasan Paşa. Onun nereden geldiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii canım. Ben onu geçen sene falan öğrendim ya. Öyle mi? Çok garibime gitti. Dur şimdi anlatayım. Tamam, 7-8 Hasan Paşa, Tosun Paşa. İkisini eledim. Dedim ki herhalde işte bir şey Selim Paşa vardı. Bilmem ne falan. Aa, bir cevap çıktı şey dedim. Gitseymiş demek gidiyormuş paralar. Bizim dedim şey çıkamıyordum. Güzel bir yarışmaydı. İskenderiye'de genelde, evet, genelde izlerim. Evet. Yani... Zaten orada uyanmam lazımdı. İskenderiye'den geliyor filmde de. Orada işte o heyecanla şey yapıyorsun. Çünkü Mısır'la ilgili bir soruydu. Orada İskenderiye'den hiç... Ama ben tabii... Ne vadiydi? Yeşil Vadi'yi kovalıyorlar orada. Evet, güzel. Hepsini de buradan ebediyete intikal edenler var. Hepsine Allah rahmet eylesin. Burada hayatta olan kim var? Şener Şen var. Şener Şen var. Zihni Göktay hayatta mı? Hayatta herhalde değil mi? Hayatta, hayatta. Hayatta Zihni Göktay hayatta. Ayşen Gur da hayatta. Çıkartamadım bunları ama. Abi gerisi zaten... Kemal Sunal kadar... vefat etti. Dilan Aşık vefat etti. Şu abimizi de hatırlıyorum. O da hayatta olabilir. Peki. Eray, Hakan ve Ümit amcalar, geçen hafta Mevlüt Sünnet olmuş. Öpüyorum sizleri, babamla izliyoruz demiş Mustafa Doruk. Maşallah. Göndermiş. Dolayısıyla biz de buradan Mustafa Doruk'a selamlar. Murat Bey'i de Allah damatlıklarını göstersin diyelim. Kolay gelsin, işiniz zor demiş. Ben asla yapamazdım demiş İlker arkadaşımız. Allah hepimize kolaylık versin. Abi iki ay önce dediğin çıktı, bunu paylaşmıştık yine. Rabbim herkese en güzeli nasip etsin. Eşimle ilk doğum günümüzü kutladık. Sırada bebeğimiz var. İyi yayınlar Hakan abi demiş. Mustafa Öğüşlü.
İnşallah diyelim. Allah analı babalı büyütsün, olduğunda bebeği de paylaşırsanız fotoğrafı seviniriz diyelim. İsmet Alak, Edirne 300 demiş Ganyan Bay. Diyarbakır yarışının hali ne olacak? Resmen birbirlerini biçiyorlar. Jokeyleri Ümit bir değerlendirsin. Biz seyrettiğini zannetmiyorum Diyarbakır yarışının. Çok nadir seyrediyorum ama genelde de böyle bir durum var. Sadece Diyarbakır'da evet. Değil. Aynen. İstanbul'a neler oldu işte? Yani geçen devamlı oldu. Biraz tempoyu arttıracağız. İyi programlar. Ramazan Taşlar'ın jokeylikten isimini alamadı. Ankara'da liste başı antrenör oldu. Yaptığı iş demek ki diyor. Ramazan aslında jokeyliği de iyiydi. Evet, yani bence de iyiydi. Bence Ramazan'ın İyi. Jokeyliği iyiydi. O da şanssızlıklar yaşadı. Bir şey yok. Bir sürü şanssızlıklar evet. Yaşadı ama Ramazan Taşler'in jokeyliği kadar antrenörlüğünde iyi olduğu kanaatindeyim. En azından efendi. Aynen öyle. Bak yani hepsini geçeyim şu şeylikten jokeyliğe geçenlerde en azından efendi bir adam. Hiçbir zaman bozmadı. Ha, şey evet. Değil, kurnaz değil, böyle iki yüzlü değil. Ne olduğu bilinenlerden iyi kardeşlerimizden bir tanesi Ramazan kardeşimiz. Yunus da öldür mesela. Ben Yunus'u da çok severim evet. Ki kardeşim. Peki. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş Mehmet Ergun. İyi yayınlar arkadan müsaadenin bazı jokeylerle ilgili yorumlarına katılıyorum. Bazı jokeyler kesinlikle o listede olmalı demiş. Antrenör ligi de yapabilir misiniz ama ilgilenen antrenörler demiş Çelik Samo. Adana'dan oğlum Yunus Emre sizlere selam var. Yer soframızı bekliyoruz demiş. İnşallah geldiğimizde hakikaten çok güzel de bir sofra. İnşallah geleceğiz, oturacağız orada. Küçük kardeşimizi de gözlerinden öpelim. Abimin yayınlar Adana'dan selamlar. Yine apranti indirimi diye bir durumu kendi adıma ben de kabul etmiyorum demiş. Bana göre yeteneğin olduğu yerde indirime gerek yok Hakan abi demiş. Ki Kadir'e %100 katılıyorum. Ben de açıkçası yetenek varsa zaten yeteneklerin ön plana çıkması gerekiyor. Biraz, dengelemek biraz adına, olmalı tabii. Dengelemek ama adına beş, biraz ama 5 fazla yani. 5 tabii. O tartışmaya açık. Peki. Kadarı ile çekirdekten yetişmek daha sağlıklı atlarla diyalog konusunda demiş Çelik Samo. Altı ganyan atların fazla yarışları altı ganyana ilgiyi azaltıyor demiş ama cazipleştiriyor. Akif'in mesajını okumuştuk. Ümit Bey'e her eleştiri yapana işine bak derseniz gerçekten kabul etmiş olursunuz. Şimdi demiş. Bunun sebebi ben orada herhangi bir isim vermedim. İsim vermiş olsam tabii ki kabul ederim. Bak kendini uydurup oraya bir şey yazdığı zaman bunun cevabına katlanacak hocam. Çünkü 2-2 daha 4. Peki Deniz Yıldız, Deniz Yiğit, Ümit'e Allah versin bir eleştiri gelse surat bir karış oluyor. Toplum açık iş yapıyorsun, eleştiri hazır olacaksın demiş. Kilo farkından at bulamayan jokeyler bulan jokeylerin ne yapıldığına baksınlar. Sebep kendileri fark kalkarsa frantelik at bulamaz Mustafa Dilekçen. Hakan abi sevgileri yayınlar demiş. Akif'e de bizden sevgiler. Uluslararası jokey turnuvası benzeri kendi ülkemizde de başarısızlığına göre jokey turnuvası yapılsa nasıl olur acaba demiş Mahmut Altaş. Hakan abi işine baktığı arkadaşı esinlendi. Ümit peki şu an bu işi yapıyor mu? Sahaya bıraktığını beyan etti. Ben at demiyorum. Sahaya bıraktım demedim. Peki. Orada da bir yanlış anlaşılma var. Peki. Zaten ben Kurtek yürüsünde bugün birebir atlarla her zaman her konuda söz sahibiyim ve devamlı ediyorum ekürü ayrıca. Ayrıca at binmeyi bırak. Sadece at binmeyi bırak. At binmeyi bırakan birçok kişi var. Ayrıca yine söylüyorum. İşine bak devam etsem ben bir isim vermedim. Şimdi kalkıp iki tane jokey arkadaşım da beni orada birebir yan yana getirecek bir durumu söyleyecekse bunun cevabına otomatikman katlanacak güzel kardeşim. Yorumlarınızı bekliyoruz Hakan Bey demiş Vehbi Köse. Cengiz Göroğlu Fenerbahçe 8'imden sevgiler, saygılar. Eray Fenerbahçe'nin Manchester galibiyetinden hiç bahsetmiyor demiş. Kaçırmışlar. Programın girişinde konuştuk. Uzun uzun. Çok da mutlu oldum. Ben Avrupa'da biliyorsun zaten benim düşüncemi. Evet. Renkler hiç önemli değil. Yeter ki başarı sağlasın. Gerekirse tura bile çıkarız yani onlarla hiç. Evet. Niyazi konuklar ne oldu bilgi verir misiniz lütfen? Sahada bir tanesi diye biliyorum. İkisi birden. Yasin abin oğlu sahada. Bahar abin oğlundan bir haberim yok abi. Peki. Yine Cengiz Göroğlu Fenerbahçe 820'den selamlar demişti. Bizimkilerin Bodur'u Tosun Paşa'nın küçük eniştesi Tuncay Gürel 2014'te vefat etmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Hakan abi demiş. Şakgül'e ben teşekkürler. At dediğim bir holder gibi olmalı. 4-4'lük bir kısak iyi yayınlar. %100 katılıyorum. Demokratik boy göndermiş. Ayhan Kenger Kahramanmaraş Göksu'ndan selamlar mesajı var. Yine Murat Çağımlı'nın Selim'e bir eleştirisi var oradan. Abi İnönü Üniversitesi'ndeki öğrenciler olarak sizleri heyecanla bekliyoruz demiş. Evet, Malatya'ya bir davet var. Bir yarış, yani bir önümüzdeki hafta biz ancak cevap verebileceğiz sevgili kardeşim. Çünkü programımızı da bakmamız gerekiyor. Kasım ayı sonunda Eray ve bize bir davet gelmiş. Bakalım yani konuşacağız ama. Ufuk Demir haber vereceğim. Yani bu pazar günü belli olur bizim durumumuz. Ramazan Kaya ile ilgili son durumu paylaşmıştık. Isteganyan.com'un mesajı geldi. Yine hem Abbas hem de İrfan Umut nostaljisi oldu. Teşekkürler son düzlük demiş. Ne oldu? Yok ben pardon öbür mesajı okuyorsun zannettim. Yok. Darbe yaptı diyor 15 Temmuz'da.
15 Temmuz. Be, 15 Temmuz sen zaten özettin ya be. Ha ben 15 Temmuz 2020 ben hiç aklıma gelmiyor şimdi okudum. Hem Abbas hem de İrfan Umut nostaljisi oldu. Teşekkürler son düzlük demiş Hakiki Gulyabani. Yine Abdullah Yeşilay'ın tarihine dikkat etmiş 15 Temmuz 92'ye. Abi üniversite öğrenciler olarak size heyecanla bekliyoruz. Bunu görmeniz lazım demiş. Yine üniversite öğrencileri aynısı. Resim bir türlü göndermiyoruz bağlantıdan dolayı. Adana'dan selamlar Volkan Aydoğdu. Hakan abi kurt ekürüsü Türkiye'den çekilme kararından sonra Ümit Sahin'in gelecek planlarının değişme oldu mu? O kurt başka ekürü. Karıştı kurtlar. Biri Mehmet kurt ekürüsü, Ümit Kemal kurtla. Ümit'le gazozuna iddiaya girmeyi düşünüyor musunuz Hakan abi? Hayır girmiyorum çünkü çamura yatıyor. Ben hiçbir zaman hadi biraz kaçtırayım ortalığı. Neler teklifi açayım. Peki. Battal Çelik iyi yayınlar. Selamlar abi. Ankara'da bugün en sağlam bankosu demiştik. Hadi bir İstanbul'u değerlendirin. Dün çünkü paylaşacaklarınız vardı. İstanbul'u ilk ayakla ilgili yorumlarını Eray'dan alıyoruz. Evet. Hayata Bağış Derneği koşusu. Kısa vadeli bir mücadele. Önceki yarışlarında olduğu gibi yine ön tarafta yükü çeken isim. Erkmen oldu. Tempo vermiş olduğu koşuda son 200 direğine kadar aslında gayet iyi geldi. O görüntü sanki kazanacakmış gibiydi ama sonlarda işler biraz değişti. Dışarıdan Kırdeniz, içeriden de Azmi Reis'in yapmış olduğu ciddi ataklar İbre'yi her iki safkana doğru çevirdi. Kırdeniz'in dışa doğru açılıyor olması var olan birincilik şansını bayağı bir zora soktu. Sonlarda daha önce de geçtiğimiz yıllarda da yapıldı vardı. Ama son koşullarında yapmamıştı onu. Ahmet Çelik'in orada biraz daha radikal ki Ümit onu her zaman söyler. Daha sert şekilde davranması gerekiyordu. Biraz hafif kalınca atın dediği oldu burada. Jokey'in dediği olmadı. Mümkün olduğu kadar dışa açıldı at. Bu da etkiledi. Yarın boy farkla biten bir koşu izliyoruz nihayetinde. Dışa açılmasaydı koşuyu kazanan isim Kırdeniz olabilirdi. Onu bir tarafa bırakırsak kazananı tabii ki kutlayalım. Çok evet. İyi bir yarış koştu. Gözleri aydın olsun. Ağırlıklı olarak biraz daha 1600'leri, 1400'leri daha iyi yapardı ama gününde olduğu zaman 1900'leri de kazanmış olduğu yarışlar var. Dün de o yarışlardan biri. Evet. Ben de çok beğendim Azmi Reis'i. Ben biraz daha geri planda değerlendirmiştim ama biraz inişli çıkışlı performansı var. Ufak tefek sıkıntılar, sorunlarla uğraşıyor ama iyi bir ekip tarafından hazırlanıyor. Şeyini bulduğunda, gününü bulduğunda ve biraz pistin yumuşaması da sanki lehine gibi oldu diye düşünüyorum. Evet, kazanmış bence olduğu mükemmel, yarışlar var. Aynen. Mükemmel bir yarış kazandı. Tebrik edelim. Kırdeniz katılıyorum Eray'ın tüm söylediklerine. Buralarda zaten açıldıkça mesafe kaydediyor. Orada Ahmet Kamçı vuruyor ama tabii Selim de burada bir kere ceza aldı endişe bariyere gittiğinde evet. Hatırlayacaksınız. Sonlarda ama toparladı geldi yarış bitti. Bir sonraki yarış daha farklı olabilir. Yol bulanın yarışında beğendim. Ebrar'sa dün beklentilerin biraz altında kaldı. Velican, Ebrar diyorum Erkmen. Velican kızı ise bir hukuki süreç nedeniyle bir yıla yakın süredir koşmuyordu. O hukuki süreç tamamlandıktan sonra idmanda olan isimlerden biriydi. Koştu ve Asfalt Atabeli dışında kaldı. Bir sonraki yarışı daha farklı olacaktır dedikten sonra hemen Rodosto'ya geçelim. Bir sonraki ayak Eray'dan değerlendirmeyi alalım. Evet, ya, biraz tempolarla odaklı konuşacağım ben. 26-39-53, 1-1-0-6. Yani her yarış bitmiyor bu tempolarla. Evet, son zamanlarda sentetik pist biraz hafif. Geçtiğimiz haftalarda da benzer tempolarla bitiren taylar oldu, kazanan safkanlar oldu ama işte her zaman olmuyor maalesef. Dün ön tarafta yanlış hatırlamıyorsam Berilsin'in vermiş olduğu tempo arkadaki isimlerin şansını çok ama çok arttırdı. O öndeki grubu da yakın takip eden isim Rodosto ve Ayhan Kurşun'du. Ayhan Kurşun'un son 200 direğine kadar sabırlı olması ve sonrasında yürütmesi bence çok doğru bir hamleydi. Kardeşimi kutluyorum, dün çok günündeydi. Onun dışında uzun zamandır beklentilerin bayağı bir gerisinde kalan Kaz Dağı'nın kendisini hatırlattığı yarışlardan biri oldu ki takip listesine bence Kaz Dağı'nı almalıyız. Kuzen de dün benim çok güvendiğim, çok tuttuğum atlardan biriydi. Ben de hayal kırıklığı yarattı. Peki Ümit? Çok formda Bahat abi. Yani kaç yarıştır zaten tabela içinde istikrarlı yarışları devam ediyor ve geliyorum diyor zaten. Üçüncü, ikinci, dün 15 handikap bir yarış. Bir de tam ona göre gitti. Evet. İşinde gerçi yok. Bazı mesela yarışta... Yeşil Yol'da önceki yarışına geçebilmişti onu. Evet. Ben evet. Mesela bir biraz... çok ona göre gitti evet. Abi. İlk 640'ın altında hoca. Çok. Düzlük dönüldü. Tam ortada Ayhan. O aradan sıyrıldı geldi. Bir de Yeşil Yol hemen şimdi onun içinde Gökhan orada dışına alınca evet. Zaten kaybetti. Bu daha avantajlı tabii. Bir yerde. Yani daha oyalanmıyor. Şöyle başlasaydı onun dışında olup aynı anda sıkıntı taksalardı. Ben Yeşil Yol'un en azından ikinciliği kurtarabileceğini evet. Düşünüyorum ama dün hem at çok iyi koştu bir de orada Gökhan'ın o içeriden dışarıya çıkma sonra vakit kaybettirdi. Bence ikinciliği en azından kurtarılmış. Ben ilk atım Yeşil Yol, ikinci atım Rodosto'ydu. O ayrı bir konu ama bir sonraki yarış rövanş çok daha ciddi olabilir. Evet Ümit.
Evet abi, dediğim gibi yani çok formdaydı Batı. Kaç yarıştır zaten geliyorum diyordu. Dün de böyle yaptı. Hayır de kuyumcuya nekürüsü bir toparlansın abi. Bilmiyorum. Gelsin yani atlar. Ben kuyumcuya nekürüsüne hani bir şey bir dönem vardı. İyi ama koşuyor gene. Hani şöyle Rampoldi. Belmont. Belmont işte Özhaber. Kaman. Mamma Mia. O. Kaman. O Arap vardı ya bir tane. O da çok iyiydi abi. Yani en azından tabii ki. Bir Özhaber değil. Değil yani. Tabii ki. Tabii ki ama yani grup. Bir Dorucan değil. Bir Tulyat değil. Sen şimdi onları... Tabii yok abi. Yok. Ne... Nereye gittin sen? Ben Dorucan'a giderim, işi bitiririm orada. Yani çok iyi bir jenerasyon vardı. Hatta döneminde aynı ekürde, yani aynı antrenör ekürüsünde koşan Boğaziçi, Boğaziçi. Yani çok iyi koştular yani. Boğaziçi. Kemalettin abi dedi mi? Boğaziçi. Yani bayağı iyilerdi. Şu anda ama Mert Aksoy. Ya tabii işte artık şeydi de yani. Aynı furyada şeydi ama şimdi yavaş yavaş yine bana göre iyi bir ne derler onu, bir jenerasyon yakalayacaklarını düşünüyorum ben. Bayağı kalabalıklar çünkü. Evet. Evet. Sentetik pist yaramadı ya Ekürü'ye. Niye? Yani atların çoğu kabakumda başarı sağlamış atlar. Sentetik pistte uyum sağlayamadı Ekürü'nün ağırlıklı yani, olarak kabakumu koşan atları. Rampoldi ile Belmont fena gitmedi de ama ağırlıklı i̇şte, olarak tabii Bosporus'un tabii kabakumu daha tabii farklı abi yani. Daha iyi daha doğrusu farklı derken. Yani İstanbul kabakumla devam etseydi ben Ekürü'nün çok farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bir Rampoldi, bir Belmont ayarında da İzmir'de yat çıkmadı. Tabii tabii. Yani abi. İzmir'in kumunda da çıkmadı ki şu anda. Yani var mı bir Rampoldi, bir Belmont ayarında? Ya o mesela onların yavrularından da mesela Cappuccino çok iyi bir kum atıydı. Ya onların yavrularından o da o ayarda bir at çıktı mı? Çıkmadı ama ya o jenerasyon çok iyiydi. Yaramadı yani. O dönem çok iyiydi. Bir de 2-2,5 yıla yakın ardı ardına devam etti. Ya bazen zaten böyle geçişler oluyor. Benim çalıştığım Kurt Ekürüsü'ndeki o dönem jenerasyona bakın, ilk geldiğimiz yıl Kurt'un geldiği Scarface Wars. Dön arkasında transakustik şey işte Amerikalı hemen peşindeydi. Evet. Ya iyi dönemlerinden bahsediyorum. Hyundai vardı iyi olan. Mesaj bu şey ne, bir şey çıkmış böyle, bir farklı mesaj farklı bir yerden geliyor gibi. Şunu biliyor musun ne olduğunu sen? Şöyle bir şey geliyor. Yeni uygulama. Öyle mi? Bunda mı? Ben hiç kullanmadım da. Ha. Var yani, biliyorum, reklamlarını duyuyorum hep şeyde. Öyle mi? Ha. Bir uygulamadan göndermiş de. Radyoda her saniye reklamı var. Öyle mi? Ha, ben de şey yapmadım bunu belki. Kim göndermiş peki? İsmi kayıtlı bende olsa çıkar mı bunun? O kadarını bilmiyorum. Ben sadece reklamını... Sonu yabancı gelmedi numaranın da. Bana çevir numarayı, ben istiyorsan bakayım. Ha? Bakayım numarayı. Ne ben hep ezberimde hepsi. Yok, Güntay demiş. Ya, Güntay da iyi tabii. Ya yok, tanımıyorum. Ben sonu yabancı gelmedi. Ben tanıyorum da eğer o kişiyim ama. Peki. Kim olduğunu da göndersin o uygulamayı, ne olur. Ha, tamam. Tamam. Peki. Bu arada Rodosto'yla Ayhan Kuşun hiç tabeladan düşmedi. 7 ya da 8 kez start aldılar. 2 birincilik. Diğer bütün koşular tabela içerisinde. Çok ciddi bir uyum var ikili arasında. Pekala. Ben açıkçası Emmi ve Kazdağlı'nın yarışını beğendim. Kazdağ özellikle çok iyiydi. Araya rağmen güzel bir yarış koştu. Kazanabilirdi de. Ve dün için Rodosto. Ya bak, bu Kaysbertler geçiliyor demek ki. Kaysbertler geçilince kimse de ses yok. Kaysbertler kazanınca herkeste bir ses. Bak burada bu geçildi. Geçen Faustino'yu Pamuk abla, Pamuk nine mi? Pamuk nine geçti. İkisi de Faustino tabii canım. Faustino tek yani. Oynadık. Nerede 11 yani? Lira ganyan. Alt en fazla ya. Kısa vade 7 koşuyor hemen. Kaysbertler yok, geçilmiyor, yok şöyle böyle. Bak geçen geçiyor. Rodosto nasıl geçiyor? Pamuk nine nasıl geçiyor? Herkes bir gümbür gümbür değil. Hepsi bir değil canım. Hepsi o da gümbür gümbür yani. Değil yani. Zaten onun gibi de bir şu mavi dalga. Şu algı yaratmayın yani bu konuda. Evet. Mavi dalga ve gümbür gümbür. Heh. Mavi dalga çok da popüler. Mavi dalga da ben o kadar hani çok şimdi bir harp görse yani gene icraatını yaptı. Köşke öyle bir atımız olsa. Yaptı. 13 yarıştır mı geçilmiyor ya? Yani bir yarış kazanıyoruz. Havalara uçuyoruz yani. 12-13 yarış çok büyük seri yani. Peki. Hadi devam edelim bir sonraki aya. Evet, Ivanova'nın kazanmış olduğu... Ivanov mu? Evet. Ivanova'nın kazanmış olduğu maiden mücadele. Yarış hayatının ilk startında 1600 çim pistte dördüncülük elde etmişti ki kolay kolay öyle ilk koşunda 1600 koşan tay görmek mümkün olmuyor. O koşuya rağmen grubun 1-1,5 saniye gerisinde tamamlayıp dördüncülük elde etmiş yarış hayatının ilk deneyiminde. İkinci startında işlerin daha iyi olacağı belliydi. Dün de rekorun vermiş olduğu tempoda düzlük üzerinde Gökhan Kocak hayatından hiç vazgeçmedi ve o ısrarı foto finish çizgisinin tam önünde kendisine birinciliği getirdi. Ekürü kutlayalım. Bu yıl Taşbek Ekürüsü çok iyi gidiyor.
Ankara, İstanbul, İzmir baktığımız zaman tayların tamamı kendisini gösterdi. Trivalesi'nde bu yetenekli tayı dün koşuya birinciliği... Mesafe tutacak izlenimi var, evet, var. Bir ama akşam da Emre'nin bir tweet'i vardı. Anne kanatlı mesafeye çok yatkın olduğunu söylüyor. Yani Trivales, evet, biz hep diyoruz ya kısa mesafelerde, evet, biraz daha şey, bu mesafe tutacak, ama burada bir annenin de çok ciddi anlamda katkısı olduğunu... O da Fransız bir anne. Birkaç tane yavrusu koştu, anlamda, çok bir şey yapmamıştı. İşte yok ya, sadece ben paylaşımı söyledim. Evet. Kotbaş'ın güzel bir paylaşımı vardı orada. Benim de dikkatimi çekti. Dün bir Black Fox vardı. Bir de Sabia de Luna vardı. Evet. Anne kardeşleri. Ama onlar ne bir şey yapmadı olsun galiba. Ama bu iyi bir tay. Evet. Bu mesafe tutacak görüntüsü de verdi. İyi de bir tay. Uzanıyor resmen böyle. Farkındaysan ben beğendim bu tayı. İyi bir tay bu tay. Boş bir tay değil. Bundan sonra karşısına çok daha sert grupta ses getirirse hiç şaşırmamak gerekiyor. Foto finişte ayırdı mısın foto finişi? Evet. Ben şey içerideki aldı gördüm. Aksiyon var ama tam kafayı... Elbette ki sonra resme baktım zaten. Tamam. Aksiyon yok. Ben yani işte... Ekrandan izleyince yanıldım ben. Ama tabii sonuçta kazanmışsın o yani. Ben resimden de baktım zaten bariz belli. Ben biraz daha ikinci olduğum için... Ona belki odaklandım. On, ya ben, onu, ben, onu, ben ona odaklandım. Mesela Taşbek Ekürüs de mesela yani. Libella, Tiramisu, İstanbul, Elixir, Evreka, değil mi? Ne jenerasyonları da arka arkaya. Neler? Neleri saydın, say bakayım. Elixir, evet. Ribella, Tiramisu, Evreka, İstanbul. Tamam, Tiramisu'yu saymamıştın. Orada onu hemen... Saymamış mıyım? Doğru. Tiramisu nerede bu arada? O da mesela yani, Cumhurbaşkanlığı kazandı Ribella'dan. Çok iyi bir kısraklı, yavrular falan gelmedi. Evet. Serhan abiye de soracağım onu, unuttum. Gordiyon vardı makineden çıkmıyor. Gordiyon, evet, makineden çıkmıyordu. Yani. O da iyi attı. O şey de iyi attı. Bakma hoca, sen şey erken gitti o kraliçeyi kazanan. Albia çok az koştu o sene. Hmm. Anne yaptılar sonra bir tane vardı. Dişi miydi o? Kraliçeyi kazanan. Ya, iyi bir attı. Al yanık al böyle bir attı. Çok çok iyi attı o da. Şey. Ne keyif. Atılı bana çıkmadı. Kratz asıl. Goldfinger. Önceki de. Goldfinger. Goldfinger. Yani Goldfinger hakikaten şey yapan atlardan biri. Bellotero, Bellotero aynı dönem. Bellotero falan onlar zaten. Goldfinger'la aynı. O bir şey jenerasyon. Evet, bir evvel jenerasyon. Bellotero, Goldfinger yine. Onlar ikiliyi hakikaten belli bir yere. Şey vardı bir ara, bir Arap atı koştu. Alize. Ne Wings yok, bir şey Wings. O şey. O da vardı. Bir yabancı. Alize de vardı. Birkaç tane vardı ama Arap. Ben de hatırlıyorum. Eagle söylediğiniz gibi. Eagle falan, evet, falan, evet, filan Alize vardı. Bir tane böyle çok eşgal, evet, bir Arap atı, al bir Arap atı vardı. Eagles. Şu Tiramisu ile ilgili Selman abi dönüş yaparsa, ben yani çok beğendiğim bir kısraktı. Şey yaptığımızda. Hani yavrular gelecek mi, nerede yaşıyor mu en azından? Evet. Bakalım. Evet. Peki, var mı burada katkılarınız başka? Yok. Peki. Ümit. Geçiyoruz mu? Geçelim. Seyyah kazandı bir sonraki aya. Bu yarışı biraz konuşalım. Evet, bu da yetenekli bir tay hoca zaten. Çok. İyi de koşuyor. Bakmayın. Diğer tay kaybetti. Urfa Gül, o da iyi at zaten. Hı hı. Dolayısıyla sert bir yarıştı bu. Yani hani bugün Lüksemburg belki tabela dışında kaldı. Ama önümüzdeki yılın iyi taylarından birileri çıkar bu gruptan. Yani şimdi mesela bugün nasıl Vanette çok popüler. Tayı da yok. 13 yaşında hani... sağ gözüküyor ama tayı da yok. Evet. Demek ki belki. Copperfield çok popüler. Bugün Vanette 3. olan El Asasino var İzmir'den gelen. Diana Sonato. Yani evet, şu anda revaçta olan taylar ama bu... Fernando'yu saymamak. Fernando, bu bir dram. Dram demişti o. O kadar iyi atılır. Ya bak işte, şey yok. Bak çok güzel yazmış. Hakiki Gulyabani demiş ki, taş bir kürsü sayarken Gazi şampiyonu Fernando'yu saymak. Bir, bu bir Fernando dramıdır demiş. O hiçbir şeyin dramı değil. Fernando'nun hakkını Fernando'ya vereceksin. Fernando hepimizin hata, bizim hatamız. Tabii ki. Ya o... Çalışılmış bir konu değil ki. Doğaçlama, doğaçlama geldi. Şey, o dakika, evet, artık o kadar atın içerisinde. Evet. Onu söylemek doğru. Yani haklısın, bir şey söylemiyorum da. Hani neyse, yarışa geldiğimizde şöyle söyleyeyim. Şimdi hani Vanette, Copperfield, Piano Sonata işte falan. Bunlar popüler taylar ama bu grubun içinden önümüzdeki yıl bir aşama kaydedip bir yere gelebilecek bir isim Seyyah Hoca. Evet. Bilemiyorum Aris Karadaş'ın düşüncesine tabii. Bak kademe kademe sokuluyor buralarda. Beğendiği bir tay olduğunu biliyorum. Kademe kademe sokulup biliyor yani. %100 at gelecek bir tarafa. Hiç mesela normalde daha sıkı tutabilirdi. 800'den aşağı. Orada hep kademe kademe sokuldu. Ne zaman atlayacağını atla beraber karar verdi. Açıldı. Evet. Aradan çıktı. Ve onun... çok doğru yerde doğru bir kamçı hamlesi. Yani kamçının, evet, işte nerede ne kullanılacağı hep konuşuluyor ya.
Yani. Tecrübesi var. Bak farkındaysan oradaki o kullandığı bir kamçı evet. Demin gördün mü? İki gösterdi, kamçı. Bir çekti, çekti bitti. Uzattı. Yani demek ki öyle atın üstünde illa amuda kalkmanız gerekmiyor. Evet. Atın kafasına, gözüne, bilmem ne vuruyor. Orada o kamçı gerekliydi uyandırmak adına. Çünkü tayın daha henüz yarış hayatının ikinci koşusu. O da koşmayı yeni yeni öğreniyor. Evet. Yani bir, iki. Bu daha ikinci koşusunda 1400 metreye çıkıyor. Yarış kazanmış isimlere, yarış tecrübesi olan isimlere geçiyor seyyah. İyi bir tay olduğu net, aşikar. Zaten akşam da paylaşmıştım yine yavaştı sosyal medya. Ne kadar kişiye gitti geldi bilmiyorum. Cape Cross'lar Türkiye'yi seviyor. İlk şeylerden bir tanesi Out of Control ile evet. Halikarnassus'tu yurt dışından gelen. Sonra sizdeki kısrak geldi. Wolf. Tuttitit var. Kalimdor galiba. Tuttitit bir evvel. Cape Cross mu? Evet. Emin misin? Evet evet. Tuttitit. Peki. Kalimdor. Kalimdor çok sonra onlardan. Kalimdor sonra geldi. En az 5-6 yaş vardır. Ya çok fazla yok zaten yani. Toplasan belki koşamadı. Yok. Çok iyi kısraktı. Wow. Aygırlardan senin söylediğin gibi Out of Control, Halikarnassus var. Kalimdor galiba başladı. Tüt de çekilmiş olabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Ben emin olamadım. İdris gibi geldi bir anda da bir bakayım. İdris. Allah Allah. Tüt değil. Çünkü eminim İdris olduğundan emin olamadım. O yüzden sanırım. Ben de o dönem sanki onun kardeşi... Anne kardeşi olamaz zaten. Değil. Olamaz. Değil, o zaman tamam. Değil. Hatırlamadım. Değil. Yani öyle kaldı. Out of Control. Halikarnassus. Öncelikle Halikarnassus internasyonel geldi. Sonra bizde kaldı Aygır evet. olarak. Ondan sonrasında Wow o arada. Evet. Israk. Sonrasında da şeyler. Bir tane daha vardı aslında. All in One olması lazım. O da şeyde olabilir. O görünmüyor değil mi abi hangi telleri var? Cape Cross'a tıklayınca... Dreamkeeper var diyor şey paylaşmış. Dreamkeeper kimde dedi sizde? Cape Cross'a tıklayınca dökülüyor. Dreamkeeper sizde miydi? Yok ya. Ziya abi de kat mıydı o? Olabilir. İlk kez Cross Dreamkeeper diye mesaj geldi. Dolayısıyla en azından bizim bildiklerimizi paylaşıyor. Şimdi bakacağım ben kimde acaba ya? Peki. Haydi bakalım. Vallahi çok iyi bir tay. Ayakları düz bassın. Halis abi önümüzdeki sene... Bu tercihler bayağı bir zor durumda bırakacak. Değil mi? Evet. Ziyadalar. Ziyadalar. Dreamkeeper. O da Cape Cross. 1.24.40 yaptı. Çok da rahat. Ayakları düz bassın. İzlemekten zevk aldığımız farklı abi bir tane. Abi yani şuradaki estetiğe bakar mısın? Bak evet. Atla jokeyin bütünleşmesine ve hep yarış koşarak, yarış öğrenerek, yarış şey yaparak devam ediyor. Burada net bir şekilde ortaya çıktı. Ben de çok sınıf bir tay olduğunu düşünüyorum. Dişilerde bir Vanetta, erkeklerde evet. bir Seyyah. Hakikaten önümüzdeki sezon izlerken keyif alacağımız isimler. Bu arada Sakarya'yı koşuyor Vanetta en son. Vanetta koşuyor. İlk gelen, ben onu da paylaşmak isterim, açıklamak isterim aslında hafta içinde de. Çünkü bu konu çok gündeme gelmişti. Çaldıran koşusu sonrasında sevgili Bağ Yargı'yla konuşmuştuk. Hemen Çaldıran koşusunun akşamı hatta. Evet. Ondan sonra... Hakan dedi ara veriyorum dedi koşmayacağım demişti. O paylaşım... Çaldıran'da koşup sezonu kapatacağız değil mi? Evet, evet kapatacağız öyle demişti. Öyle demişti. Fakat sonrasında atı koşma kararı aldıklarını. Bunun sebebini de açıkçası kafalarında hani kış sezonunda bir Dubai'nin bile olduğu. Fakat Dubai'de onu koşabilecek bir yarış olmadı. Ve dolayısıyla çiftliğe götürüp de tekrardan sahaya getirmeyi de çok şey bulmadıklarından dolayı Sakarya'yı koşma kararı aldım dedi. Bunu da Halis Karataş'la ve Murat Bey'le, Murat Kadayıfçıoğlu'yla paylaştım da bu düşüncemi dedi. Dolayısıyla da evet koşmayacaktık ama Sakarya'yı koşma kararı aldık diye paylaşım bulundu. Hafta içinde pazartesi günü canlı yayına bağlı Halis Karataş, Enver'le Gökhan'ın programı farklı analize. O da ben olsam hani koşmazdım minvalinde bir cümle söyledi. Evet. Çünkü koşmazdımdan ziyade öyle tam o cümleyi söylemedi aslında. Hani benim beklentilerim çok daha fazla. Ben olsam pas geçebilirdim gibi bir cümle kullandı. Ama sonuç itibariyle ben açıkçası Vanetta'nın şeyde de net bir şekilde başarılı olacağı ortada. İyi bir ekip, iyi bir antrenör, iyi de bir jockey tarafından doğru ellerde, doğru şekilde hazırlanıyor. Yarışlarında da bana göre en olması gereken elde de
bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene çok keyifli yarışlarını izleyeceğiz. Aziz Saman demiş, dünyanın en iyilerinden CD Star da demiş bir keyif göz. Yok, Türkiye'dekileri konuşuyoruz. Tabii ki dünyada çok daha Türkiye'dekilerden iyi isimler var. Evet. Eray. Beşinci ayağa geçelim. Ümit'in düşüncelerini alalım buradan. Burayla ilgili var mı düşünce? Yani dediğim gibi önümüzdeki yıl o gruba katılabilecek bir isim olabilir. Evet. Şey ya, bir aşama kaydeder gibi geliyor. Şu anda tabii ki hani Vanetta, evet. Kapir, Filtre, Piyano Sonata çok önde rakiplerinin. Ama yıldan önce potansiyel bir at hoca bu yani. Evet. Ani kavuruyor, devam ediyor yarışın içerisinde. Onlardan aşağı değil. Yani değil. İyi bir aşama çıkabilir. Bakalım artık zaman gösterecek onu. Çünkü her at şanslı. May Bianca da bu arada Cap Cross. Şimdi bakarken gördüm. Hı. Benim karıştırdığım atı bulamadım. Ona bir ara bakacağım şimdi 43 tane sonuç var. Ben isim Cap Cross'ta konuşurken May Bianca şeydeki. Yeni. Rubanize Taksoy'daki. Yeni. Evet. Ne onun ismi? Bakalım yani çünkü yıl döndüğü zaman her şey değişebiliyor abi. Hiç ummadığınız bir at. Çıkıp gelebiliyor, hepsini geçebiliyor. Anatoly mesela Gazi koşusunu kazanmadan evvel koşmaya başladı tarih Şubat. Hı hı. Yani 2 yaşta kimsenin görmediği, tanımadığı bir at. Şubat'ta bir yarış, Mart'ta bir yarış, Nisan'da bir yarış. Gazi kazandı. İki arka arkaya kazandı. Cihangir'i kaybetti. Sonra Tayden Emey'i kazandı. Şeyi kaybetti. Sait Akson'u kaybetti. Gazi kazandı. Gelelim yine May Başkan. Evvelki sene Şubat ayına kadar kim tanıyor? Gazi koşusuna neredeyse favori girdi. Evet. Bir şey yapmadı ayrı. Hani uzun da kısa da tartışıldı o zaman. Falan filan. O yüzden sene dönünce her şey değişebilir. Atçılıkta böyle bir durum var. Maracaibo onun. Gazi'yi kaybetme imkanı yüzde kaç yani? Taydenem yarışına göre değil mi? Tabii canım. Koşamadı bile Gazi. Koşamadı bile. Peki. Bir sonraki ayak. Beşinci ayak. Yani istikrarlı grup. Baktığımız zaman hemen hemen birçoğu icraatını göstermiş. Kalitesini ispatlamış Taylar. Bunların içerisinde bu startta kalan at değil mi? Mother of Dragons. Evet. Ama o bir yarış kaldı. O da birkaç sefer daha kaldı sonra gene. Takıldı ama 3-4 boy takıldığı yarışlar da vardı. Ama asıl şey starterle ilgili yaşanan. Çıkmadığını diyorsun sen. Evet, evet. Onun dışında yine birkaç boy starta kaldığı koşular var. O sıkıntıyı yaşamadığı zaman her zaman iyi koşuyor. Sentetik pistte 5. ya da 6. birinciliği oldu. Evet. Mother of Dragons'ın. Dün de bulmuş olduğu grup hemen hemen daha önce start almış olduğu gruplardan biri zaten. Ben yarış içerisinde Crazy Island'ı çok beğendim. Yarışa tempo veren isimdi ve fotoğrafın çizgisi geçilirken o mücadelenin içerisinde son anda tempodan düşen isim oldu. Onu bir kere takip alalım. Göl alan biraz tereddütlü çıktı. Ona rağmen bitirmiş olduğu yer çok iyi. O da takibimizde olsun. Perhane iyi bir kısa mesafe atı. Her yarış kendinden bahsettiriyor. Kolay kolay göz ardı edilecek bir isim değil. Babuşka son 10 yarışında tamamında tabela içerisinde. Dün yine bir şekilde adını tabelaya yazdırdı. Evet. Ümit. Bekmez be abi ya. Yani evet, bakmayın. Kullanamadığımız aygırlardan bir tanesi. Yani doğru. İşte bu aygırlıkta da böyle bir şey var. Acaba ilk senesi ne olacak falan filan derken at gitti ya. Yani ne aygırmış maşallah mübarek. Birçoğu dayanık stil abi, fark ettin mi? Evet. Hep dayanıklı, hep kuvvetli. Çabuk hızlanan. İyi atlar veriyor. Yani hatta 60 kiloya rağmen dün 17 handikap abi koş. Yani aslanlar gibi bir yarış koşup aradan sıyrıldı geldi. Ne olur bundan sonra? Bu Perhane mesela ne diyor bizim atçılık tabirle? Yani ekmeklik bir at yani. İkinci, üçüncü, bir ara ara evet. Geliyor, bir daha birinci, bir daha geliyor. Tam böyle şey bir at. Ben her zaman şunu söylerim. Yani koşu kaç bitti dün? Örnek. 31-70. Benim atım her yarış 31-70 yapsın ben razıyım abi. Evet. Veya 32-33 neyse. Ama her yarış 33 yapacağım. Bileceğim ben onu yani. En önemli şeylerden biri bu atçılıkta. Bir hafta 35, öbür hafta 31 falan yaptığı zaman... çözemiyorsun zaten. Bir şey mi oldu, ne oldu? Yarışın gidişatından mı geri geldi? Sakatlandı mı? Veya bugün son sprintini yavaş mı yaptık? Falan onu bulana kadar zaten atın yarış hayatı yarılanıyor yani. Evet. Çok zor bir spor. At için. Çünkü konuşamadığı için seninle evet. Yapacak bir şey yok. Ama dedim ki atta en önemli nokta bu abi. Her şeyde bu var. Perhane'de var. Belli gruplarda hep o şeyin içerisinde. Biraz kötü yakaladığı zaman birinci oluyor. Olmaz ama kendi ikinci, üçüncü. İyi bir at, ekmeklik bir at yani. Ama Mother of Dragons'un da bu yarışıyla bir de, bu kiloyla bir de 60 kiloyla ortaya koymuş olduğu yarış bence 4-4'lük, Akın da 4-4'lük bindi. Ceza sonrasında başarılı bir geri dönüş yaptı. Göl alanının startta kalmış olması biraz yarışını etkiledi ama aradaki 7 kiloluk fark, gerçi Ahmet Çelik 55 kilo binmiş. O aradaki fark
Karamen startta kalmış olması bence biraz etkiledi. Daha farklı netice alınabilirdi. Babuşka dün benim de ilk atımdı. Orada bir ara bir farkındaysan bir Halis'te ile aldı. Fark ettiniz mi orada bir Eray? Yani düzlüğe çıkarken. Hayır yok şimdi bak dikkat evet. Et şimdi bak. Burada bir hafif bir daralma olacak. Bak şimdi dikkat et, içeride de var. Ortada bak şimdi. Şimdi birazdan. Şimdi bak seyredin şurayı. Evet. Şurada. Görün bak. Evet. Bir daralma olmuş. Orada bir daraltma var. Dolayısıyla o daralmadan da etkilendiğini düşünüyorum. Akın birazcık orayı böyle evet. Gelirken daraltıyor. Daralmış evet. Halis de orada devam edemedi. Bir ele aldı. İçerideki mi daralttı evet, dışarıdaki mi? İçindeki ya dışındaki evet. Ama biraz sanki daha içeriden dışarıya doğru gelirken devam daralma var. Orada o daralmadan dolayı da ele alıyor. Orada zaten 1-2 aksiyon gitti. Babuşka da bana göre en azından 2-3-4 bunların yerleri yer değiştirebilirdi. Bu anlamda da geçmiş olsun diyelim. Peki Golden Ticket'a geçelim. Günün son ayağına starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptı Golden Ticket. Valla çok süratli tempolara rağmen bırakmadı Tay. Ekibi kutlayalım. Belli ki bu koşuya çok hazır gelmişler. Evet. Gerçi koşunun iki tane ciddi favorisi hem Farigyalı hem de Hatçe beklentilerin bayağı bir gerisinde kalınca gününde gelen bir Tay da bu şekilde sert tempolarla bitirebiliyor. No Parsa'dan sonlarda yapmış olduğu ataklarla ikincilik elde etti. Olimpos enteresan bir yarış koştu. Yani çok böyle ince detaylar verebileceğim bir koşu olmadı ama iki tane favori çok kötü koştu. O kötü koşunca da Golden Ticket bir şekilde gelir yani. Evet. Ümit senin değerlendirmeni alalım. Abi şimdi Seyha 24.5 yaptı. Evet. Burası da 11.86. Ne koyacağız? 12.5 koysak bu pistte. Aslında biraz daha fazla tabii ama pist çok hızlı ya. 12.5. Yani öbür tarafın başı mı yavaştı? Tam şey dedin ama bu taraf Maiden'a göre Maiden'a göre bomba bir derece çıkarttı. Evet. Yani hem de 2-3 tanesi birden. Yani 1-2 zaten yakın. Evet. Hemen arkasında 2.5 boy falan var. İyi koştu atlı. Favoriler de tabii. No Parsa'dan aradan sonra ilk yarışında çok iyi evet. Koştu. Yani aradan sonra ilk yarışı yanlış. Bir saniye daha kötü yanlış derece. Yanlış ifade ettim. Tempolar. Şöyle aradan sonra değil kötü yarışların ardından iyi bir yarış evet, çıkarttı. Evet. No Parsa'dan bu koşuyla devam ederse bundan sonra koşularında daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Champlain'in yarışı tatminkar. Gaddara'dan sezon başında çok şeyler bekleniyordu. Olmadı. Bir süre geriye alındı. Fena bir yarış çıkarmadı ama Farigyalı tam bir hayal kırıklığı. Yarışın hiçbirini de işlemedi. Farkındaysanız. Evet. Hatice de aynı şekilde. Onların ikisi sonda birbirlerini beklediler belki ama sürekli dayanıyordu. Ahmet de, Halis Karataş da maalesef hiçbir yerde Farigyalı startta da oyalandı. Onun da etkisi vardı. Boy ama ondan evet. Sonra da hiç yani devrini bir türlü bulamadı. Dikkat ettim baktım düzlükte ondan sonra kaldı. Golden Ticket ya bu bizi seyredenler var en azından Temiz Kan seyrediyor. Golden Ticket şeyde de var yok muydu ya da bu ekür müydü? Ya Alek Kuyumcu yanında vardı bir tane Golden Ticket ya şeyde Yervant Bey'de vardı. Novius bir tane Novius Neveser. Novius Neveser olması lazım ama kimdeydi hatırlayamadım. Eray, siz yani şey değil de en azından aynı isimli bir başka isim daha vardı. Bizim jenerasyondan seyredenler varsa mesaj atarsa cep telefonuna. Aynı ekürü belki koymuştur yine. Olabilir onu mu dedim çünkü Golden Ticket'ı ben çok iyi hatırlıyorum da Arek Bey'de miydi, Yervant Bey'de miydi tam hatırlayamadım. Belki de ortaktılar şey yapamayabilirim. Ama açıkçası bir Golden Ticket'ı hatırlıyorum ben. Herhalde dur geldi Ceve. Biliyorum Golden Nugget ayrı. Golden Nugget ayrı. Bir tane Novius vardı şey Golden Ticket. Golden Nugget şeyinde. Arek Bey'inde o siyah atı diyorsun. O ayrı. Disneyland onlar o dönem. Bir tane Golden Ticket vardı. Ya şey koştu gene. Yervant Bey koştu. Bir de Arek Bey'de de olabilir. Onu ben Arek abiye sorayım ben. Bir Golden Ticket vardı çünkü. Bir tane de. Novius'tu hatta. Annesi Neveser olmayabilir. Yanılıyor olabilirim. Ama bir Novius Golden Ticket vardı. 80'lerin ortaları böyle. 84'ler, 83'ler, 85'ler gibi falan bir Golden Ticket vardı. Onun ikincisi bu. O da fena bir at değildi çünkü. Novius yavrusu. Eğer hatırlarsanız gönderirseniz sevinirim. Peki, bulanlara hayırlı uğurlu olsun. Bakayım cep telefonuma geldi. Temizkan diyor ki akılda kalacak bir at değil demek ki diyor. Ama iyi bir attı aslında. Bakmayın Golden Ticket çok öyle. Tamam belki böyle şey değildi, bir baş at değildi ama
Hatırlıyorum o atı. Peki. Bir bakalım. Eğer ekrana verebilirsek tweetlerimize şöyle bir bakalım. Ümit verdiniz bu arada Vola. Ne güzel. Tam da resim çekmelikti abi. Kaçırdık. Peki yok. Bir okuyalım. Hakik Gurya ben demiş. Dünün 3 yıldız yarış kazanan Halis Karataş kadar 2'de 2 yapan antrenör İbrahim Esermiş, Golden Ticket ve Seyyah. Doğru, güzel yarışlar yaptı. Evet bak, Novius Neveser. Evet. Novius'u hatırlıyorum çünkü bir Novius yavrusu var. Sahibi yok abi diyor. Yani dediğim gibi onu Alek abiye sorarız. Onda mıydı, şeyde miydi? Ama bir tane Golden Ticket daha vardı. Bir dakika, Suat'tan geldi. O bilir muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Arek Kuyumcuyan. Suat hatırlamış. Arek Kuyumcuyan. Orijin de doğru kalmış ama aklımda. Novius Neveser ve Arek Kuyumcuyan. Suat Demiral'dan geldi. Doğru diyor, hatırlıyorsun diyor. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Pekala. All in one olabilir Ümit'in hatırlayamadığı at Cape Cross yarışı. Yok ya, ben onu karıştırmışım. Baktım da bulamadım. Tutti tit diye aklımda kalmış. O yanlış kalmış aklımda. Hı-hı, çünkü hani hep bizi boğun etiket öyleydi ya. Tutti titin kardeşi falan. Ama değil. Yani ben aklımda yanlış kaldım. Başka bir at belki de. Bilmiyorum. Sen şeyle karıştırma sakın. Doktor Davis'la karıştırma. Vallahi bilmiyorum. Neden abi biliyor musun? Sizde bir tane o şey titutisine o ekürlerinden bir tane bir şey tu bir şeylerin bir Doktor Davis vardı. Sizde olabilir de onlardan bir bizde tane bir kardeşi vardı, vardı sanki. O galiba, bence sen ondan karıştırmışsın. Olabilir abi. Kıvanç Güngör, Mother of Dragon sakın sözlerle bir başka koşuyor. Şimdiye kadar 5 kez binip 4 kez yarış kazanan bir isim. Hakan Bey, bugüne dek 3600 metre yarış koşuldu. 4000 metre Arap yarışı da koşuldu. Beyefendi hatırlıyorum. Öyle mi? Koşuldu. 3200 3600 de koşuldu. 3200 farklar de nasıldı? Yayla koştu. Bak siz hatırlamadınız. Buldozer'in bir yarışını seyrettirdim size. Burun bitti. Siz de hatırlamıyorsunuz. Nasıl o nostaljiler başlayınca hemen telefonlara dalıyorsunuz. Telefon benim. 4000 metre miydi o? Hayır, 3000 küsür metreydi. Evet, 3200 şeye koşuldu. 3000 küsür metre buldozer, evet, şey yarışı bitti. Yayla, uzun yayla Umut koşu. Bey olabilir. Umut Bey buldozer yarışı. Burun bittiler. 4000 metrenin farklarını çok merak ediyorum. 3000 yani, çok uzak olurdu. Zaten 2 sene arka arkaya şey uzak olur yani. Mümkün değil yani. Çok atılacağız nadir. Seneye... 3000 küsür metrede burun olması sanki çok ihtimal öndeki ikili gibi beraber de öbür taraf o köy kasaba olmuştur yani. Neydi ismi ya? Hanife'sinde. High Flyer, High Flyer. Onlar İngilizler canım, onlar şeydeki yani uzun yayla 2 sene arka arkaya kazandı. Bir kere Destan öyle çok uzun bir yarışta sonbahar handikapında olabilir. Destan şeyi geçmişti. Jolly Jet'i geçmişti böyle. Son metrelere kadar Desta Jolly Jet geldi. Şeyin Osman abiydi. Osman Aksoy'daydı. O dönem o Son Aksoy'da mıydı? Jolly Jet. Şimdi 3200 koşuluyor mu abi? Jokler. Yok demiş mi? Yok, 3200 yok şimdi. Uzun yayla koşusu ne oldu? Yok yok. Yok. 2800 işte. 2800 koşuluyor değil mi? Koşunun Ankara koşusu gibi. Daha evvel 3200'dü. Start şeydeydi ya. O şeyler falan, 1200... tuhaklar, tullar falan, onları çok koşuluyor. Start 1200'ün oradaydı. Doğru. En uzun 2800 peki şimdi. Peki. Seyyah mı kazandı, Karataş mı, başkası binse kazanamaz mıydı? Valla ben bu yarıştaki doğru hamleleriyle Halis Karataş'ın çok şey kattığını düşünüyorum. Bugün belki başkası da binse kazanırdı diye yaklaşana çok şey bulmuyorum. Dün Halis Karataş'ın doğru hamleleriyle kazandığını düşünüyorum. Sakarya'nın flash ismi Ak Yıldırım demiş Mustafa Emir, uzun paylaşmış. Adana 104 Malı Bay'den selamlar, saygılar demiş. Altınmatik, benim Altınmatik diye bir şeyimiz yok. 51-20'de Altınmatik, Altınmatik başka bir şey. 7-8 Hasanpaşa unutuldu Hakan Bey. İzmir'den Oğuz saygılar. Hadi bakalım 7-8 Hasanpaşa. Eray, şey Ümit biliyorsun sen söyle. Ben büyüklerimden öğrendim yani. Bir de... Ya onu sen daha iyi anlatırsın abi. Biliyorum ben hani o şey, ne? İki tane ters veya işte. Tamam ama o şey ne? Hoca bilmiyormuş onu. Şey dönemin tamam. Bir müzik geliyor nereden? Biriniz cebim çalıyor. Abi. Bak ya. Sana tüyo geliyor şimdi, haber geliyor şeyden. Yok yok, ben biliyorum Hasan Paşa'yı. Yok Hasan Paşa'yı ya, bir atlarla ilgili falan. Beşiktaş Karakolu'nun komutanı da. Şimdi şöyle Hasan Paşa 7-8 Hasan Paşa nereden geliyor? 7-8 imza, okuma yazma bilmiyor. Evet. Zaten Osmanlı'da ilkokuldan, ilk mektepten o zamanki ismini, ilk mektepten çıkıp hani mareşalliğe kadar ulaşan tek paşa. Evet. Yani o anlamda mareşalliğe kadar ulaşan tek paşa ve
okuma yazma bilmediği için eski Arapça'da 7 ve 8 harflerinin imzası öyle. Onu bir de bir çizgi çekiyormuş böyle. 7 ve 8 rakamlarını bir çizgi çekip adı oradan geliyor. 7-8 Hasan Paşa. Aslında çok önemli icraatları var Osmanlı'da 7-8 Hasan Paşa'nın. Ki onlardan en önemlisi bir tanesi şeydir. 2. Abdülhamit zamanında meşhur biliyorsunuz Çırağan baskını var. O Çırağan baskınında 2. Abdülhamit'e çok büyük şeyi oluyor. Evet. Katkısı oluyor. Ne yapıyor? Ali Suavi, o biliyorsunuz Çırağan baskınını gerçekleştiriyor. Ali Suavi'nin kafasına şeyi indiriyor, sopayı indiriyor ve o Çırağan baskınında 2. Abdülhamit'i kurtaran isimdir 7-8 Hasan Paşa. Çorumludur. Çorum'da da şu anda hatta Çorumlu izleyicilerimiz bilirler bir saat kulesi vardır 7-8 Hasan Paşa adıyla anılan. Hani Osmanlı'daki en önemli şey dediğim gibi okuma yazmadı. Tabi bunlar hep şey rivayet edilen şeyler. Okuma yazma bilmediğinden dolayı o imzayı 7-8 gibi yapar şey yapar. Bizde de genelde İzmir'de falan at yarışlarında falan deriz 7-8 Hasan Paşa oyna bu ikiliydi. Ne tutuyorsun Hasan Paşa? Ne tutuyorsun Hasan Paşa tutuyorum. Bizim şeyde camiada hep oradan gelir bu. Düz ve ters ve. Evet ama dediğim gibi bak ilk mektepten Mareşalli'ye kadar yükselmiş olan ve 2. Abdülhamit'in o Çırağan saldırısından kurtaran kişidir. Tam o Ali Suavi'yi o şey yapıyor, öldürüyor ki kurtarıyor orada. Yanlış hatırlamıyorsam da Abdülaziz zamanında ünvanlığı, paşa ünvanlığı verilmişti. Dolayısıyla Çorumlular zaten bilir. Hatta şeydir, yani Çorum'da bir saat kulesinde, bayağı uzun böyle bir saat kulesinde de 7-8 Hasan Paşa vardır. Gerçeği budur Hasan Paşa'nın. Nereden geldik biz bu konuya? Tosun Paşa'dan geldik Hasan Paşa'ya şey yaptık, doğru. Onu bildiğim için eledim ben 7-8 Hasan Paşa'yı. Çünkü evet, o biliyorum Çorumlu ve hani İstanbul, Mısır'la falan alakası yoktu. İskenderiye kalsak mı onu da kaçırmazdım. Tabii. İskenderiye'den geliyor oradan. Akyürek unutmadık dolayısıyla 7-8 Hasan Paşa'yı da hatırlatmış olduk. İzmir'den Oğuz saygılar göndermiş, bizden de sevgiler. Dünyanın en iyilerinden CD Stars paylaşmıştık. Dreamkeeper, Cape Cross, Seyhan önümüzdeki sene klasikler için bir numaralı aday oldu bence. Hakan Cantnaz abi demiş. Halis abinin her komutanı uydu, her isteğini yaptı Emre Kotbaş. Aynen. Walk of Life, evet doğru, bu buydu benim dediğim Walk of Life. Fernando ve İstanbul'da unutmayın, İstanbul'u paylaştık. De Niro unutundunuz, doğru, De Niro da var. Sezgin Güç yürekten gelir. İyi yayınlara, yine harikasınız. Yakında ekibine sponsor olarak dahil oluruz umarım demiş. Sezgin'e de buradan teşekkürler. Hafta içi bir görüşme yaptık bu konuda. Abi bugün başhekim hakkında iyi yorumlarınızı alabilir miyim demiş. Başhekim hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Paylaşalım. Abi yayınlar demin tabir abi selamlar bugün günlerden. Trabzonspor demiş. Prenses Gülengül olabilir. Gülengül de hakikaten çok iyiydi. Tevzide dağıtılan miktarın genel toplamda miktar oranı hakkında biraz konuşsanız yarı sever emin olun biraz daha mutlu edersiniz. Artık dilimizde tüy bitti bu konuda. Defalarca konuştuk. Özellikle gündem özel programlarının tekrarları var Yasin Bey'le birlikte, başkanla birlikte. Orada çok uzun uzun bunların ne olması gerektiğini ve kulübün de bu konuda çok ciddi anlamda Ankara'da bakanlık nezdinde, Maliye Bakanlığı nezdinde çalışmalar yaptığını paylaşmıştık diyelim. Gelen mesajlarınız var. Şöyle bakıyorum. Kaysbertliklerin durumu ne olacak? Paylaşmıştık yine. Ama şimdi geçelim artık biraz yorumları değerlendirelim diyorum. Süremiz de azalıyor. Çok kısa bir reklam aramız var. Çok kısa. Hemen ardından yorumlarımıza geçiyoruz. Tay TV'den son müzikten ayrılmayın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzleyicilerimizin de mesajları var. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Keşke tırnağa kadar olabilsek. Abi İlber Ortaylı gibi adamsın diyorlar. 7-8 Hasan Paşa'dan sonra keşke tırnağa kadar olabilsek. Nerede İlber Hoca'nın? Hadi bakalım yorumlarımıza geçelim. Ankara ile başlayalım. Ankara yorumları Eray. Evet, Ankara'da günlük ayağı şartlı bir mücadeleyle başlıyor. 6 numaralı Warlord, baktığımız zaman Miss Eleni gibi bir ismin anne kardeşi. Yeterli hazırlıklarıyla ben de favori. 3 numaralı Never Black, yine kısa mesafelerde elde etmiş olduğu birinciliklerle tanıdığımız Offside'in anne kardeşi. Never Black de bugün favoriye rakip gördüğüm isim. Sonrasında 10 numaralı Lemmy Gambino ve 5 numaralı Uhti Puhti de yazarak bu ayağa geçebiliriz. Uhti Puhti anne kanatı olarak biraz daha uzayan mesafelere yatkın bir isim olsa da
hazırlıklara bu koşu için yeterli. Onu da yazalım ve İK'ya geçelim. Günü... İkiyi de ilave edebilirsin bu kadar ata. Lucky luck. Olabilir. Yani, yani yerimiz var. Ekleyebiliriz. Sormuştum da. Günün ikinci ayağında 9 numaralı Sinabung tutuyorum. Bu kilo avantajıyla bence grubun bir adım önünde. 8 numaralı Slay's Cream, 7 numaralı Strategically ve sonrasında 6 numaralı Forte'yi yazmadan geçmeyelim. 3 numaralı Eyota da bu ayağın sürpriz ismi. Üçüncü ayakta 7 numaralı Sedat Bey. Ankara kumunda bence çok daha farklı koşuyor. Bugün de birinciliğin güçlü adayı. 8 numaralı Yükselim, 2 numaralı Sezar. Sonrasında 4 numaralı Yücelir, 3 numaralı Sibiryalı ve 1 numaralı Radarcı'yı da yazarak ki Radarcı'nın yarış hazırlıkları bu koşu için yeterli. İhmale gelmez malum, kalitesi ortada zaten. Dördüncü ayakta 2 numaralı Yağmurcan. Bu koşuya çok iyi hazırlandı. Grupta gayet uygun. 4 numaralı Diamond Girl, 1 numaralı Garnet ve 5 numaralı Untouchable Girl'ü de yazarak bu ayağı da bu şekilde geçiyoruz. Beşinci ayakta 1 numaralı Beyaz Bulut'tan iyi bir tempo yarışı bekliyorum. Önlerde kabullendireceği temposuyla bugün kazanmaya çok yakın. 6 numaralı Özbayhan, sonrasında 2 numaralı Ersözlü ve 5 numaralı Tamga'da en ufak hatayı affetmez. Kapanışta sert almış olduğu her iki koşuyu da kolaya kazanma başarısı gösteren 2 numaralı Gürsu bugün de kazanır diyorum ve banko tercihimi bu taydan yana kullanıyorum. Evet, Gürsu, Eray'dan banko geldi. Ümit. Evet, bugünkü Ankara yarışlarında günün ilk ayağında şartlı bir mücadele var. Koşu incelediğimizde galoplara ve Ankara'dan aldığımız duyumlara göre öncelikli şans bence 8 numaralı Akandosu'da. Rakip olarak 1 numaralı Dede Taşı, 2 numaralı Lucky Luck ve 6 numaralı Warlord bana göre bu ayak için yeterli. Daha geniş oynuyorsak 5 numaralı Uhti Puhti ve 7 numaralı Wind West'e de ayrıca dikkat etmenizi önereceğim. Gün ikinci ayağına geldiğimizde 6 numaralı Ford tutuyorum. 3 numaralı Eyota ve 8 numaralı Sileye Sikrim bana göre yeterli gibi görünüyor. Ancak 7 numaralı Stratejik Ali ve 2 numaralı Braccio Ferro da rakiplerinin en ufak hatasını affetmeyecek isimler. 3. aya geldiğimizde 2 numaralı Sezar, 3 numaralı Sibiryalı ve 7 numaralı Sedat Bey'i bir yazalım. Daha geniş oynuyorsak 4 numaralı Yücelir de zaman zaman ters yarışları var. Kuponlarda bulunsa iyi olur. Günün 4. ayağında aslında ayırt etmeden 1 numaralı Garnet, 3 numaralı Blue Moonlight ve 4 numaralı Diamond Girl'ü yazarsak bu ayak için yeterli. Beşinci aya geldiğimizde 5 numaralı Tamga ve 3 numaralı Miss Elena tutuyorum. Lady Falcon'da devamlı iyi koşabilen bir isim. Rakiplerinin kötü koşması halinde her an devreye girecek potansiyeli var. Dolayısıyla 5 yönde 7 de hemen yanlara yazarsak bu ayak için yeterli. Günün kapanışına geldiğimizde 2 yarıştır geçirmeyen ve bu koşuyu çok iyi koşacağını umduğum 2 numaralı Gürsu'nun koşuyu kazanmasını bekliyorum ve banko diyorum. Evet, Gürsu'da Ümit'ten de banko geldi. Hemen geçelim. Benim şablonda gelsin ekranlara. Arkadaşlarım getiriyorlar şablonda. Üzerinden konuşalım. Ümit'in Bellamy'si geldi ama benim şablon gelecekti. Evet. Evet, altı gayanın ilk ayağında ben 7 numaralı Wind West, 8 numaralı Akandasu, 10 numaralı Lemmy Gambino ve 2 numaralı Lucky Luck veya Lucky Luck. Dolayısıyla bu safkanları birlikte değerlendirelim. Bakın 7 numaralı Wind West, 8 numaralı Akandasu, 10 numaralı Lemmy Gambino ve 2 numaralı Lucky Luck öncelikli olarak değerlendireceğimiz bu 4 safkanı bir kere birlikte yazalım. 7, 8, 10 ve 2. Bu dörtlüyü birlikte yazıyoruz. Tayko Üstür deyip fazla at yazmak isteyenlerse şablonda yer alan diğer isimleri, Dede Taşı başta olmak üzere diğer isimleri arzu ettikleri takdirde değerlendirebilirler. Ama iki bankolu bir gün yapanlar için ben Tayko Üstür'ünde çok at yazılabileceği taraftarıyım ama öncelik 7, 8, 10 ve 2 numaralı Lucky Luck. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise 7 numaralı Strategically son koşularında beklentilerim belki bir tık altında kaldı. Tabela içerisinde yer aldı ama bugün uygun sikletiyle öncelikli şansa sahip olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Mahrem 51,5 kiloyla bugün en iddialı rakiplerden biri olacaktır 7 numaralı Strategically'ye ve 2 numaralı Braccio Ferro da bu koşuda eğer at yazacaksak alternatiflerden biri 7-5-2 öncelikli değerlendireceğimiz isimler olsun. 3 numaralı Eyota, 1 numaralı Hüseyin Baba ve daha sonrasında burayı geniş kupon yapanlar, en azından bahis ve ikili oynayanlar şablondaki diğer isimleri değerlendirebilirler. Ama küçük kupon yapanları 7-5-2.
Altılı Gayrı'nın üçüncü ayağına geldiğimizde ise bana göre günün en zor koşusu. Birbirine çok denk isimler ama bugün bir çıkış yarışı beklediğim 5 numaralı baş pehlivana ilk şansı veriyorum. Etkili bir yarış gelecektir. En şanslı isim ilk at olarak kuponlarımıza yazalım. 4 numaralı Yücelir. Son tabela dışında kalmış olduğu koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Bugünün bana göre iddiası yüksek isimlerinden biri olarak kuponlarda yer almalı. Ve 3 numaralı Sibiryalı'nın da son kazanmış olduğu koşusundaki sergilemiş olduğu performans bu grup için yeterli. Benim 3. isim olarak kuponumda yer alacak. Ancak 2 numaralı Sezar, 7 numaralı Sedat Bey, 1 numaralı Radarcı, dinçlik koşularını seven bir isim ve 8 numaralı Yükselim, bu zorlu grupta mümkün olduğunca çok ata şans vereceğimiz bir grupta değerlendirilebilir. Günün 4. ayağında 3 numaralı Blue Moonlight son kazanmış olduğu koşusuyla sergilemiş olduğu performansın bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu koşuyu kazanmaya en yakın isim benim ilk liman tercihim. Günün 5. ayağında çok uygun bir grup yakalayan ve Ankara'da bu pistte bu mesafede kazandığı iki tane harika yarış bulunan 5 numaralı Tamga'nın da bu rakipleri geride bırakması gerekir 5. ayakta. Birinciliğe çok çok yakın Tamga. Rakip arayanlar son yarışını beğendiğim 4 numaralı Naif Can ve 2 numaralı Ersözlü öncelikli olarak dikkate alınabilir. 1 numaralı Beyaz Bulut'un da son tabelalarıyla bugün eğer 5 numaralı Tamga'nın çok kötü koşması durumunda devreye girebileceğini düşünüyorum. Sıralamam önce 5. Rakipleri 4-2-1. Günün kapanış ayağında 2 numaralı Gürsu ise yarış hayatının ilk koşusunda kazanmış olduğu o 2 birinciliğinde dikkat çekici performans sergilerken bugünün en iddialı isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Ben yine de yine kazanacağını düşündüğüm için ikinci banko adayı olarak önermek isterim sizlere. Evet Eray, küçük çöpü sen mi çektin, Ümit mi çekti? Ben hazırım. Ha? Her zaman hazırım zaten ben. Zaten görev adamı ya. Hiç Eray'a görev vereceğim de o hazır değilim demeyecek. Peki Ümit sen de banko kim o zaman? Banko. Ümit'in bankosunu alalım. Evet sonraya geliyorum. Ben Bellamy'ye. Bellamy'ye geliyorsun. Peki o zaman Eray senin de şablonunu alalım. Evet Adana'da altıma Şanda ile başlıyoruz. İstanbul pistinden itibaren takibimiz olan Şanda arka arkaya start almış olduğu ilk koşullardan üçüncülük ve ikincilikte ayrıldı. Bu kez kazanmaya yakın. 4 numaralı Olgo. Mesafeye yatkın orijiniyle dikkat çekiyor. Bugün ihmale gelmez. 5 numaralı Sea Pearl, 7 numaralı Mean Copy. Ya kazanma konusunda ciddi sıkıntılar olsa da ben son iki yarışını beğendim. 8 numaralı To Be By Your Side ve sonrasında 11 numaralı Yosun Sultan da bugün bu koşuda ihmale gelmez. İkinci ayakta normal şartlarda 2 numaralı Diranşan bu grubun çok üzerinde gözüküyor. Ancak 61,5 kilo gibi önemli bir dezavantajı var. Her şeye rağmen küçük ve misli kuponlara günün ilk bankosu. Ancak rakipleri 5 numaralı Arasan, 7 numaralı Çağlarkan, 6 numaralı Aşk ve Gül, 8 numaralı Hayat Nur ki arka arkaya 2 yarış kazandı. 3 numaralı Beyaz Örtü ve 9 numaralı Adalı Halil olur. Yüksek ikramiye hedefleyen kuponlar bu sıralamayı değerlendirmeye alsın. 3. ayakta 3 numaralı Koca Baba, su damlası gibi kısa mesafelerin etkili isminin yavrusu. Bugün çok iyi hazırlandığı koşuda Koca Baba ben de favori. 5 numaralı Sert Gümüşkan, 4 numaralı Oğlum Sıraç ve 1 numaralı Bogdanoviç de yeterli hazırlıklarıyla ihmale gelmez. 4. ayakta 7 numaralı Wave Runner son yarışında benzer rakipleri yanına yaklaştırmadan kazandı. Bugün de aynı performansını yerlemesi lazım. Olur da eksik koşarsa 9 numaralı Comfort Zone, 2 numaralı Black Swinner yükseklere çıkacak her bir tempo Black Swinner'a çok yarar. 5 numaralı Ezgili. Ne zaman nasıl koşacağı hiç belli olmuyor. Bir gün önde gidiyor, bir gün en geri gidiyor, bir gün 3-4 gidiyor. Bugün artık ne taraftan eserse onu da bekleyip göreceğiz. Sonrasında 8 numaralı Gold Chance ve 4 numaralı Kakao'da geniş planda önereceğim isimler. 5. ayakta uzun zamandır takibimde olan ve son yarışını yaşamış olduğu ciddi trafik probleminden dolayı kaybeden 10 numaralı Grand Spring'i bugün günün bankosu olarak önermek istiyorum. Kapanışta 5 numaralı Arapeda, 2 numaralı Bellamy'ye, 3 numaralı Gönül Güzeli ve 4 numaralı İmhan ayırt etmeden kuponlara yazılsın. Evet, Grand Spring'de raydan geldi Mehmet abiler de at. Mehmet biraz cazip bir at ama ben inanıyorum. Pekala. Evet programın sonuna geldik. Bugün dolu dolu bir son düzlük izledik. Dolu dolu bir programda yine çok değerli katkı ve katılımlarınız oldu. Her birine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dilek ve temennilerimiz ise her zaman aynı. Önce sağlık ve huzur, daha sonrasında bol şans dileklerimizi iletiyoruz. Tüm güzellikler sizlerle ve sevdiklerinizle birlikte olsun diyoruz. Sözü kapanış için sevgili Eray'a bırakıyorum. Evet, cumartesi geride kaldı. Bütün yarışsever dostlarımıza sağlıklı, huzurlu ve nihayetinde kazanç dolu güzel bir gün diliyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
miraron tus labios me besaron con ese como ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada y el fuego de tus labios le echaron. Puedo hacer.